Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Evet, Doktor Adası sahnesini kaç haftadır konuşuyorduk. Sonunda çekimi yaptık ama tabii ki tam olarak bitmedi. Aynı sahne içerisinde eczacı ve koridor bölümlerimiz var. Onları da çekeceğiz. Hepsi bittikten sonra spoiler olmayacak kadarını yine yüklemeyi istiyorum. Bundan sonra sırada araba sahneleri olacak. Biraz zorlayacak bizi. Sonrasında da havalar zaten iyice soğuyacak. O yüzden sokak sahnelerini çekme şansımız olmayacak. Gerçekten çünkü çok soğukta sokak çekimi yaptım. İyi olmuyor. Her şey aceleye geliyor. Yani çektiğiniz ızdıraba da değmiyor. Bir de biliyorsunuz birçok çok kişili sahne var. Onları da karantina muhabbetine çekemiyoruz. O yüzden benim bazı kafamda hani şey demiştim ya filmin sonunu değiştireceğim diye. Oraya bazı ek sahneler koyacaktım. Onları çekmek uygun olur. Büyük ihtimalle onları hallederiz. En azından havalar düzelene kadar ve karantina olayı düzelene kadar boş geçmeyeceğiz. Bunları temizleriz. Amiga videosunun bitmesine de gerçekten çok az kaldı. Aslında bir ya da iki günlük işi var da tam gün veremiyorum. Dediğim gibi olsun önemli değil. Çünkü en azından filmle ilgili uğraşıyoruz. Bu hafta yine ilginç konularımız var. Bunu laf olsun diye söylüyorum sanıyorsunuz belki ama her seferinde diyorum ki ulan bu kadar podcast çektik. Konu kalmaz herhalde bir noktada ama gündem sağ olsun sürekli bize yeni konular fırlatıyor. Sürekli tartışma konuları fırlatıyor. Çok çok fazla arkadaşım siyasi olaylarla ilgili konuşmamı istiyor. Bir de şunu biliyorsunuz seyirciler aslında şu konuda konuşmanı istiyor. Hani şey değil ben şu konuda konuşmayı istiyorum değil de seyirciler şu konuda konuşmanı istiyor. Ne kadar çok aydolok insan var. Kimi diyor ki seyircilerin din hakkında konuşmanı istiyor. Kimi diyor ki seyircilerin SCP istiyor. Çok iddialı olanlar da var yani. Seyircilerin %99.6'sı din hakkını. Ne diyorsunuz abi? Benden gizli gizli yandaş anket yapan mı var yoksa benim hakkımda? İsteyen istediğindesin. Benim için otobüste Pornhub'ı gerçek zaman dayı işte Arınç filanca partiye laf atmış falan. Bu olaydan daha ilginç. Ha şöyle somut bir şey yapsınlar. Yumruk yumruğa kavga etsinler, saç baş yolsunlar, o zaman konuşalım. Beni dinlediğinizi biliyorum. Gündeme gelmek istiyorsanız görelim bir çamur kavganızı, bir madreslığınızı görelim. O zaman bak nasıl konuşuyorum. Evet bizim bina yine çekiçle dövmeye başladılar. O yüzden konulara girmeden önce en sevdiğiniz bölüm olan sponsor okumaya geçelim isterseniz. Kasım ayı ana sponsorları Serhan Kovuk ve Ozan Eren. Diğer Kasım sponsorlarımız Lütfü Kılıç, Kıvanç Gülbaş, Sem Kağan, Nihat Hatipoğlu hayda. Ben bunu yazarken fark etmedim biliyor musunuz arkadaşlar? Ciddiyim. Yazarken fark etmedim. Nihat Hatipoğlu, Neslişah Durmaz, Çağrı Stayla, Evladı Spıkür, Tolga Yüksel, Emre Koca Ali Ulk ve Ali Onat. Sponsor olmayanların içinde de en fazla destek olan arkadaşlar. Yegenek, Yener Yıldırım, Şahin Olut, Ali Kutlu Özen, Anıl Öğretmenler, Mert Can Demir, Ekin Ceylan, Barış Koç, Umut Gürtekin, Eray Abik, Asaymen, Alperen Akaydın, Hüseyin Buğra Muştu, Hakan Ak, Mete Aslan, Rana Sirel, Oğuzhan Bilgin, Mücahit Güneş, Hüdayi Aranmaz, Jizargo, Sergen Erol ve Zekeriya Bürhan. Direkt Zekeriya Bürhan olarak yazıyorum artık. Adı neydi diye düşünmemek için. Evet arkadaşlar şimdi umuyorum inşaatçılar binamızı dövmeyi bitirir. Evet Yalnız Adam isimli yaşayıcımızdan geliyor. Merhaba Efe abi. Konuyu fazla uzatmayacağım. Büyük ihtimalle biliyorsundur. Gig TV kanalı sahibi İbrahim abinin Kur'an yırtması hakkında ne düşünüyorsun demiş. Biliyorsunuz İbrahim Atabey ile ben de program yapmıştım. Programdan sonra benim takipçilerim abi ne acayip bir adam bu ya falan. Niye böyleleriyle programa çıkıyorsun dediğinde bence bu kişiler de faydalı demiştim. Çünkü mesela 19. reis gibi insanları meşgul ediyor en azından. O reisler de gelip bize sarmıyor. Birbirlerini buluyorlar yani. O onu trollüyor, o onu trollüyor. O yüzden dediğim gibi bu mucizeci, modern dinci insanların trollüğüne karşı bu tür arkadaşlar da Geek TV gibi arkadaşlar da onları trollüyordu. O bakımdan faydalı olduğunu düşünüyorum demiştim. İkincisi tabii ki Kur'an'ı yırtma olayı. Çok ilginç bir şekilde şimdi kendini göstermeyen birisi de Kur'an'ın üstüne işemiş. İbrahim Atabey'e destek oluyorum diyerek. Böyle bir olay olmasaydı ve genel olarak bana sorsalardı. Bu tür işte yurt dışında da var bu Kur'an yırtan kişiler. Türkiye'de de böyle bir şey yapılması sence mantıklı mı? Ya da Türklerin daha doğrusu yurt dışında bile olsa böyle bir şey yapması mantıklı mı diye sorsalar. Tabii ki herhangi bir amaca hizmet etmez derdim bir. İkincisi bunu yapan kişiler tabii ki öfkeli oldukları için bunu yapıyorlar ama öfke öfkeyi doğurur. Bizlerin ise daha bilimsel olarak bu işe yaklaşmamız lazım insanları aydınlatabilmek için. Anca böyle insanlar aydınlanabilir. Bunu derdim. Ama şöyle bir şey gördüm. İbrahim Atabey'in Kur'an'ı yırtmasından sonra ve tabii ki herkesin söylediği neden bu sinirli, bu öfkeli noktaya geldi? Zaten atarlıydı, iyice atarlandı. Kendisine tabii ki yapılan bir sürü saldırıdan sonra iyice kafayı yedi diyenler var. Ben açıkçası en sona yaptığımız programdan sonra kendisini takip etmedim. Türkiye'de zaten takip ettiğim kanallar belli benim. Din ve mitoloji, denizin ötesindeki sesler, Diamond Tema. Bu üç arkadaşı en çok takip ediyorum. Din konusunda da biliyorsunuz ben artık çok yani söyleyeceğimi söyledim. Başka bir ton konu var konuşulacak. Diğer konular hakkında daha çok konuşuyorum. O yüzden bu tür arkadaşların bu işe devam etmesi benim için de iyi. Hani ben hep diyordum ya niye hep ben yapıyorum başkaları da yapsın diye. Yine aynı şekilde mesela Evrim Ağacı tamam her görüşte uyuşmuyoruz kendileriyle. Ben de evrimle ilgili birkaç tane video yaptım ama yine başka konulara geçtim. Çünkü bir konu üstüne sürekli durmak istemiyorum. O yüzden bu insanların bu konular üzerinde yoğunlaşması iyi bir şey. Hepsine eyvallah ama İbrahim'in Kur'an'ı yırttıktan sonra ona verilen tepkiler. Kur'an'ı yırtıyor, yırtarken diyor ki bu din şiddet dinidir diyor. Bu din ne diyordu ya savaş dinidir diyor vesaire. Bunun üzerine gerçekten inanılmaz tepkiler. Yani normal insanlardan tepki gelse anlarım. Melih Gökçek Twitter'da falan soysuz köpek it bu önemli arkadaşlar. Bunu yapmalarının bir sebebi var. Birazdan geleceğiz. İşte Cübbeli Ahmet hocasından yine dinle ilgili yani bir sürü ünlü araya ünsüzler de vurmaya çalışıyor. Hani ben de arkadan bir iki salayım. Birini linç ediyoruz. Herkes buraya ben de vuracağım. Ünsüz kimsenin tanımadığı adamlar da küfrediyor. Böyle yayın falan yapmışlar. Sen kimsin? Tanış, tanışıyor muyuz? Önce olayın mantığına gelelim. Ondan sonra da bu insan neden bu kadar tepki gösterdi ona geleceğiz. Çünkü ne diyeceğimi merak ediyordunuz değil mi bu konuda? Yani bu tür olaylara karşıyım. Bu tür olayların diğer insanlarda sadece ters tepki, sadece işte savunma mekanizmalarını daha çok açacaklarını biliyorum. Ters tepki yaratacağını biliyorum. Ama bir yandan da İbrahim Atabey ile tanışıklığımız da var. O yüzden ne diyeceğimi merak ediyorsunuz büyük ihtimalle. Birçok seyircim Müslüman olduğu için ve böyle yobaz vesaire olmadığı halde buna çok tepki gösteriyor ya da çok sinirlenen, öfkelenen insanlar çıkmış olabilir. Ve büyük ihtimalle de şey diyeceksiniz. Aa sen işte ateist olduğun için senin o kadar umurunda olmadı. Senin kutsalın değil çünkü. Doğru değil arkadaşlar. Ne olduğunu söyleyeyim. Müslüman olduğum zaman, ben Müslümanım dediğim zaman arkadaş grubumda din tartışmalarını yapardık. Ateist insanlar vardı. Ateist insanlar da işte Allah'ta dalga geçerler işte şey diyen. Allah mı o ne? Yenir mi içilir mi falan diyen böyle. Bu tür böyle bir ton dalga geçen kişiler vardı. Öncelikle şunu söyleyeyim. O dalga geçmelerin hiçbirisi işe yaramadı. Yani lan bunlar da çok dalga geçiyor. Dinden mi çıksam acaba? Hiçbir zaman böyle düşünmedim. O yüzden diyorum hiçbir amaca hizmet etmez. Kendilerince takılıyorlardı. Ama sinirlenmiyordum da. Öfkelenmiyordum da. Sus lan, konuşma artık o benim kutsalım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Neden? Hadi tahmin et. Çok basit bir sebepten dolayı. Çünkü senin inandığın kişi, varlık, tanrı. Senin inandığın varlık tanrı. Daha önce demiştim ya ben bir işe inanıyorsam, bir işi yapıyorsam yarım yapmam, tam yaparım. O zamanlarda inanıyordum gerçekten. O şey noktasında değildim. Acaba var mı yok mu diye strese girdiğim noktada değildim yani. Ve gerçekten inandığınız zaman hiç umurumda olmuyordu. Hatta içimden kıs kıs gülüyordum. <gülüyor> öteki dünyada görüşürüz diye. O yüzden gülüyordum. İçimden düşünüyordum işte yazık tipin de güzeldi ama yazık olacak sana falan diye öyle. Şu tepkinin mantığını düşünün arkadaşlar. Örneklemenin ölçeği aslında yeterince büyük olmayacak ama Yine de insanlar anlayabilsin diye bu ölçeği vereyim. İri yarı 2 metre kas yığını bir insan düşünün. Bu insan bir takım böyle bit gibi yani gözle bile zor görülen kum tanesi büyüklüğünde varlıklar yaratmış. Diyorum ya gerçek ölçek aslında daha büyük. Ve bu kum tanesi büyüklüğündeki varlıklara diyor ki siz benim gerçek olduğuma inanacaksınız. Siz bana tapınacaksınız. Ben yukarıdan bakıyorum bu kum taneleri bakalım bana tapıyor mu, tapmıyor mu? o kum tanelerinden bazıları çıkıp dalga geçiyor seninle. Ya da işte sen bazı şeyler söylüyorsun. Başka kum taneleri görevlendirdiğin kum tanesi büyüklüğündeki yani varlıklar. O senin söylediklerini kitaba dönüştürüyor. Bir iki tane kum tanesi de senin gerçek olduğuna inanmıyor. O kitabı yırtıyor. Şimdi bu noktada o iki metrelik adamın o kum tanesine vereceği ceza büyük ihtimalle şöyle bir yer hazırlamıştır. Pürmüzle yakmak için ya da bir kamp ateşi hazırlamıştır onun içine koymak için. Onun o kum tanesine vereceği cezanın yanında diğer kum taneleri ne ceza verebilir? Diğer kum tanelerinin vereceği ceza ne olabilir? O da bitmedi. Uluslararası terörist gibi Rusya'dan istemişler. Uluslararası terörist gibi. Çünkü biliyorsunuz cehennemde yanmaktan daha büyük bir ceza vereceklermiş. Cehennemde yanmaktan daha önemli bir ceza verebileceklermiş yani. Bakalım Rusya verecek mi? Arayı bozmamak için verir diyen de var. iplemez vermez diyen de var. Göreceğiz. Ben bu sebepten dolayı vermesini komik buluyorum aslında ama... Daha garip şeyler de gördük. Bizim mahalledeki abiyle dalga geçtiği için... Almanya'da tutuklanan Alman gördük yani. Öyle bir kanun varmış. Yabancı ülkelerin başkanlarıyla dalga geçme mı? Öyle garip bir şey varmış yani. İkincisi, peki neden bu insanlar bu kadar tepki gösterdi? Özellikle ünlü olanlar. Üst mevkide olanlar. Bu tür durumlarda... Bu aslında mantıklı bir hareket değil. Yani birincisi sen Tanrı'nın yapamayacağına ceza verebilirsin. Tanrı'nın veremeyeceğine ceza verebilirsin. İkincisi sürekli tabii paylaşıp durdukları işte Kur'an'a bastı fareye dönüştü. Kur'an'ı fırlattı yılana dönüştü. Karıncalar bile Kur'an'a dokunamadı. Bütün ev yandı Kur'an yanmadı. Bu tür paylaşımlardan sonra birisi alıp da çok rahat bir şekilde yırtınca o paylaşımlar zaten ilginç paylaşımlar. Birincisi o paylaşımlarınız garip kalıyor. Ha bu arada belki bazıları suçu övmek ya da suçu desteklemek şeklinde bana dava açmak isteyebilir. Suçu övmüyorum, desteklemiyorum, onaylamıyorum. Benim söylediğim şey, böyle bir hareketi yapan bir kişiye Tanrı'nın verebileceği cezadan daha büyük ceza veremezsiniz. O yüzden mantıklı düşünecek olursanız, işte Allah zaten senin belanı verecek deyip geçmeniz lazım böyle bir olayda. Benim söylediğim bu. Allah zaten belanı verecek deyip geçmeniz en mantıklı olanıdır diyorum. Ve neden özellikle ünlü ya da üst düzey insanların bu kadar aşırı tepki yani küfür edecek kadar tepki göstermesi düşünseniz herhangi bir ülkenin bir bakanı ya da üst düzey böyle uzun uzun insanları küfür falan yazıyor millete. Garip bir yerde yaşıyoruz. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Daha önce ne demiştik? İnsanları en iyi bir arada tutan duygu sevgi değildir. Nefrettir. Ortak sevgiyle insanları bir arada, bir yere kadar tutabilirsin ama ortak nefretle birçok kişiyi ve çok daha güçlü bir şekilde tutabilirsin. İşte olay bu. Bu tür şeytanlar yaratılacak ve işaret edilecek. Bakın bunlar şeytan. Buna karşı ortak bir birlik sağlamalıyız. Ortak bir nefret sağlamalıyız. O işte ekonomiymiş, koronaymış. Bunları un bir saniye unutabilir miyiz arkadaşlar? Burada bakın nefret etmemiz gereken birisi var. Oho! Burada millet Kutsal kitabımızı yırtıyor siz hala ekonomi diyorsunuz. Zamanında Aysun Kayacı için de böyle bir şey yapmışlardı. Yine aynı şekilde. Ortak nefret güçlü bir duygu çünkü. Bunu her grup kullanıyor. Her grup bunu kullanıyor. Ortak nefret edeceği kişiler. Biliyorsunuz arkadaşlar bunu dibine kadar kullanan bir de sol gericiler var. İnsanları işte ırkçı, faşist vesaire diye etiketleyip ondan sonra da bakın işte ortak nefret ettiğimiz kişiler bunlar. Ortak nefret ettiğimiz mantalite bu. Haydi hep birlik olalım. Bu önemli. Yani ortak nefret edilecek insanların yaratılması önemli. Bu İbrahim ata ve olayını bırakmazlar tabi. Uzun sürede bırakmayacaklar. O yüzden işte Rusya'dan uluslararası terörist gibi Rusya'dan istedik bu insanı. Son olarak konuyla alakasız bir şekilde bir hikaye anlatmak istiyorum. İbrahim Hazretleri paganların tapınağına girmiş ve oranın içindeki bütün putları kırmış. Bunu gören paganlar da, bunu nasıl yapıyorsun? Yapamazsın. Kutsalımıza hakaret ettin cezalandırılman lazım demiş ve İbrahim Hazretleri de demiş ki daha kendilerini benden koruyamayan tanrılar sizi nasıl koruyacak? Evet biliyorsunuz arkadaşlar yakın zamanda Ahmet Kaya'nın filmi çıktı, sinemalara gelecek deniyordu. Covid'den dolayı ne oldu? Bilemiyorum. Ne varmış bunda diye düşünebilirsiniz. Bu bazı şeylerin başlangıcı arkadaşlar. Açılımın geri gelmesini biz bekliyorduk. Önceki podcast'lerime bakabilirsiniz. Hatırlıyor musunuz? Milliyetçiliği Bizim mahalledeki bazı arkadaşlar parsellediği zaman, bir anda milliyetçi olmaya başladıkları zaman ve bize karşı olmayanlar teröristtir, bize karşı olmayanlar milliyetçi değildir. Biz artık milliyetçilik suyunun başını tuttuk dedikleri zaman biz de onlara ne demiştik? Hatırlıyor musunuz? Çok güvenmeyin. Birkaç sene önce sizin mahalledeki abiler açılım sürecinde milliyetçiliği ayaklar altına almakla kalmayıp teröristlerle mücadele eden subayları içeri almışlardı terörist başı ile masaya oturup pazarlık yapmaya başlamışlardı. Yandaş kanallarda şimdiye kadar canavarlaştırılmış bir örgüt üyesi barış sürecinde anahtar olabilir, kilit isim olabilir. Ve o dönemde hatırlıyorsunuz ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Ne zamandan beri biz teröristle masaya oturur olduk? Tabii ki okyanus ötesinden basılan düğmeler yüzünden olmuştu bu. Okyanus ötesiyle bizim mahalle arasında alıcı verici vardı. Bilmiyor musunuz? Ve hatırlıyorsanız o dönemlerde bizim gibi insanlara kan emiciler, vampirler, yandaş yazarlar diyordu bunu. Sizler barış istemiyorsunuz, sizler analar ağlasın istiyorsunuz. Biz analar ağlamasını istiyoruz. Biz o sırada ne diyorduk? Teröriste istediğini verirsen terörist daha çok ister. Çünkü terörist teröristtir. O zaman diyorlardı ki, "Hayır, bunlar terörist değil, sadece özgürlük isteyen, barış isteyen halk." Ve o dönemde iki kişi parlatılmıştı. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Bir tanesi Ahmet Kaya, diğeri Yılmaz Güney. Şimdi siyasal sebeplerden dolayı, siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ne oldu gerisin geri milliyetçi olundu ve bu insanlara destek vermeyen bizim gibi kişiler terörist ilan edildi ve o zaman işte demiştik. Yarın bir gün açılımın geri gelmesi çok muhtemel. Neden? Çünkü bizim mahalledeki abilerin siyasi görüşüne hatırlıyor musunuz? Yani herkesin bir siyasi görüşü olur ya. Bazısı komünist olur, bazıları faşist olur. Niye bana bakıyorsunuz? Ben kendimi faşist olarak görmüyorum. Ama başkasının bana faşist demesi de çok umurumda değil. Çünkü ne bileyim sarışın olarak görmüyorum kendimi ama birini bana sarışın demesi de çok umurumda değil. Hatta bana faşist diyen insanların birçoğundan daha demokratik olduğumu iddia ediyorum. Devam edelim. Birçok insanın bu şekilde siyasi görüşü vardır. Peki bizim mahalledeki abilerin siyasi görüşü nedir? Diye sorduğumda ne demiştik? Bravo doğru cevap. Sizler gerçek aydaristsiniz arkadaşlar. Takip ediyorsunuz podcastleri. Evet bizim mahalledeki abilerin siyasi görüşü iktidar. Siyasi görüşüne iktidar. Yarın yeterince oy potansiyeli olsa komünistiz de der. Ve o yüzden demiştim açılım geri gelebilir. Neden? Çünkü oylarının eriyeceği besbelli bir şey. Oylar eridiği zaman da ilk başvurulan kapı neresidir? HDP tayfası. İlk başvurulan kapı odur. Şu anda onların, onlar en küçük lokma, en küçük grup olduğu için ona kapış yaparlar. Şu an tabii gerçek bir açılım değil, mini bir açılım. Yakın zamanda da seçim olacağı için bütün partiler HDP'yi kapışmaya çalışıyor. HDP oylarını kapışmaya çalışıyor. Olay bu. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bizim mahalledeki uzun abi ile bizim mahalledeki şovmen abi karşı karşıya gelse seçimde ikisine de oy vermem. Oy vermeye gitmem demiştim. Sebebi bu işte. Söylediğim çok aşırı gibi gelebilir ama aşırı değil arkadaşlar. Böyle öfkeyle ya da bağnazlıkla söylenen yapılan bir hareket değil. İşte gidip de Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret edip selfie atan Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret edip selfie atan birisine sırf bu yüzden dolayı tepki göstermiyorum. Şu yüzden dolayı. Demek ki oy için yapmayacağın şey yok. Ben bunu gördüm. Sen o hareketi yapıyorsan, sen benim gözümde busun. Oy için yapmayacağın şey yok. Ve ben ne olursa olsun, ne olursa olsun oy için yapmayacağı şey olmayan bir insan tarafından yönetilmek istemiyorum. Benim için hiçbir fark yok. Ha sağ gericiler yönetmiş, ha sol gericiler yönetmiş. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz neden? Medya üzerinde Ahmet Kaya'ya Yılmaz Güney'e laf edilemez. Neden? Sol gerici arkadaşlar HDP'nin oyunu istediği için bizim mahalledeki arkadaşlar da açılım dönemi bu insanlara övgüler düzdüğü için çıkıp şimdi ne diyecekler? Ölü insanlar bizi kandırdı diyemezler. Aa biz böyle bilmiyorduk onları da diyemezler. Laflarını da yiyemezler. Yiyemedikleri için diğerlerine de laf edemezler. Ama bütün videolar ortada. Vallahi Apo'yu özledik ortada. Gerçi bir tek o kaldı ha. Ben daha önceden bazı videolar hatırlıyorum. O kadar bulamıyorum ki. Lan diyorum acaba videosu yok muydu bunun sadece haber miydi? Arabamı şerefsizlerin ülkesinde bıraktım. Bunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bunu bulamıyorum. Almanya'ya gittiği zaman Almanya'da lüks içinde yaşadığı zamanda yapılan röportajı şu an bulamıyorum. O zaman işte ben çok fakirlik çektim burada yerim içerim kime ne? Bunu neden söylüyorum? Çünkü herkes Almanya'da memleket hasretiyle fakir fukara bir şekilde böyle hani şey diyecekler bankın üstüne donarak öldü falan diyecekler neredeyse. Hayır orada krallar gibi bakıldı ama o röportajı da bulamıyorum şu an. Unutulma hakkı herhalde. Google'ın bazı şeyleri sildiğine gerçekten şahit oldum arkadaşlar. Mesela eskiden PKK'nın öldürdüğü öğretmenlerin, mühendislerin listesi vardı. Google'da çıkmıyor şu anda. Yandex'te aratınca çıkıyor. Evet Biraz daha kasılırsa vallahi Apo'yu özledik videosu da yok olacak herhalde. Unutulma hakkını ondan mı getirdiler acaba? Ve bu olaya aklınız almıyor değil mi arkadaşlar? Bana mesajlar attığınızı biliyorum. Abi kafayı yiyeceğim çıldırıyorum dediğinizi biliyorum. Abi Ahmet Kaya'ya Apo'cu dediğin için sana söylemedikleri lafı bırakmıyorlar ekşide diye mesaj attığınızı. Çok sinirlendim abi çıldırıyorum dediğinizi biliyorum. Sinirlenmeyin arkadaşlar çıldırmayın. O arkadaşlar NPC olduğu için yani programlanmış kişiler olduğu için ben ne zaman ne yapacaklarını bildiğim için Avukatımı zaten oraya koymuştum. Avukat arkadaşımız ekşinin içinden geçti ve hallaç pamuğu gibi oraya attı. Yakında görürsünüz. Benim sadece elimde bir şişe su vardı. E Aydal elimde su vardı diye bana dava açtı falan diyenler ya da ben hiçbir şey yapmadım sadece biraz demokrasi istedim diye faşist E. Faydal tarafından davalandım diyenler. O şişe su olayını da biliyorsunuz değil mi? Nevruz kutlamasında bir kişi elinde bıçakla içeriye dalmaya çalışıyor. Koşa koşa gidiyor. Polisler de durduramadıkları için arkalarından vuruyorlar. Tabii o bıçak ya yani ne yapabilir ki diyebilirsiniz. Londra'da bıçaklı katliam 8 ölü. O haberleri biliyor musunuz? Kaç tane geldi? Ve nasıl basına yansıdı bu? Evet bir elinde su şişesi vardı. Elinde su şişesi var diye katlettiler. Karikatürleri bile yapıldı. İşte arkadan polisler sıkıyorlar buna. Elinde su şişesi var. Biri de öbürüne diyor ki zaten Berkin Elvan'da da ekmek vardı ne fark eder ha ha ha. Sizden bak bizim gibi insanları düşman olarak gördüğünüzü biliyorum. Sizden bir şey istiyorum. Bir kere. Challenge atıyorum bak size. VS atıyorum. Challenge. F.A. dal Challenge. 24 saat. 24 saat boyunca delikanlı olabilir misiniz? 24 saat istiyorum sadece. 24 saat boyunca delikanlı olduk challenge. Lütfen bir kameraya alın kendinizi. 24 saat boyunca mesela diyeceksiniz ki evet bu adam bıçakla daldı arkadan vurdular yapacak bir şey yok. Bir dahaki önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Bizi lütfen düşman olarak görmez misiniz? Çünkü sizin düşmanınız olmaktan utanıyorum ben. Sizi düşman olarak görmüyorum. Sizin gibi insanları bizim üstümüze salanları düşman olarak görüyorum. Sizi görmüyorum. Böyle bir şey yok. Tarih ne düşmanlar gördü amına koyayım? Bize denk gelene bak. Tarih Moğolları gördü. At üzerinde böyle arı gibi, arı sürüsü gibi gelip böyle işte oklarla vesaire atın altına saklanıp böyle kalkon olarak kullanıp ok atıp bilmem ne böyle insanlar gördü. Tarih Nazileri gördü. İşte gizli Nazi teknolojisi bilmem ne hala bilim kurgu filmleri yaparlar. Alev makinesiyle doluyor adamlar ya. Jilet gibi böyle elde deri, eldivenler falan. Panzer tanklar falan. Bu tarih Kızıl Ordu'yu gördü. Dev gibi adamlar karların içinde ayılarla güreş tutarlar. Büyük ihtimal öyle bir şey yoktur ama olsun. Ben öyle hayal ediyorum onları. Bu tarih ninjaları gördü. Düz duvara böyle tırmanıp yıldız bir atıyor adam. Tabancayla ateş eder gibi kalbinden vuruyor. Böyle düşmanlar gördü tarih. Bize denk gelene bak. Bize denk gelene bak. Lütfen bize düşman demez misiniz artık? Size dokun yani hiç muhatap bile olmak istemiyorum ya. Bir herkesin düşmanına bak, bir bizimkine bak. Arkadan vurabildiği kadar vuruyor, önlü zaman atıyor kendini yere. Abi, Barış abi! Ne diyorsun sen? Bir şey dediğiniz zaman hemen ırk arkasına saklanıyorlar. Irklarla alakası yok bunun. Birçok ülkede var bu insanlar. Diyorum ya, bizim düşmanımız, bizim düşman olarak benim düşman olarak gördüğüm kişiler, sizi böyle yönlendirenler. Kuklanın kendisi değil, kuklacılar. Benim düşman olarak gördüğüm kişiler. Neden bu işin ırkı mesebi, dini yok diyorum? Her ırk, her meslek, her millet hepsinin içinde bu tür zihniyette olan insanlar var diyorum. Çünkü gidiyorsunuz Amerika'da anlattık ya. Dükkanları yağmalıyorlar. Ona karşı bir tane eli silahlı çocuk geliyor. Eli silahlı çocuğu yere yatırıp dövmeye başlıyorlar. Çocuk sıkıyor silah. Ondan sonra bunlar başlıyor gene. Bizim silahımız yoktu. Bizi infaz etti. O ölen adam da pedofili çıkıyor sonra. Hüküm giymiş yani pedofilden. Ve adamın kendisi siyah bile değil. Yani Black Lives Matter adına dükkan yağmalayan beyaz bir adam bir yere yatırıp çocuğu 2-3 kişi döverken çocuk sıkıyor diye silahsız birini infaz ettiler. Yani bu tür aşağılık insanlar her yerde var. Bunlarla aynı türü paylaşmaktan utanıyorum ben. Polis kadına şiddet uyguluyor demek için annesinin entaresini giyip çatışmaya giden mi ararsın? Yere yatıp polis dövdü diye fotoğraf çektirip ondan sonra ayaklanıp yürüyen mi ararsın? Çocukları polisin üstüne salıp polise taş attırtıp gaz fişeklerinden biri çocuğa denk gelince biz çocuk hayatını çok önemsiyoruz diyen gazeteciler mi ararsın? Çocuk hayatını çok önemsiyorsan taş attırırken neredeydin? Sen kendi çocuğunun hayatını önemsiyor musun mesela? Kendi çocuğunun hayatını önemsiyorsun değil mi? Peki polise taş attırtır mısın kendi çocuğuna? Hele ki toplu bir şekilde. Toplu bir şekilde hadi gidin polisi taşlayın der misin kendi çocuğuna? Demezsin. Der misin? 24 saat challenge başladı. Yarın bu saate kadar delikanlı olmanızı bekliyorum sizden. Ne? Topluca insanları linç etmeye çalışın. Ne kimliğinizi gizleyip milleti tehdit etmeye çalışın. Ne yakalandığınız zaman kendinizi yere atıp barış istiyoruz diye ağlamaya çalışın. Biz bir şey yapmadık. Elimizde su şişesi vardı diye ağlamaya çalışın. Bunların hiç 24 saat sadece. Yapabilir misiniz bakalım. Sevgili arkadaşlar. Ne oluyor amk diyorsunuz değil mi şu dönemde? Yani bizim öğretmenlerimizi öldüren, mühendislerimizi öldüren, hamile kadınları öldüren, okul servislerini yakan, içindeki insanların yanarak ölmesine sebep olan, Alışveriş merkezlerini yakan, içindeki insanları yakarak öldüren, çocuklara kadar kurşunlattıran kişiler ve bu örgütün başı ve bu örgütün başına hayranlık duyan işte Selahattin Demirtaş, Ahmet Kaya vesaire gibi kişiler nasıl oluyor da şu anda barışın sembolü olarak anılabiliyor? Ve nasıl oluyor da bu kişilere karşı olanlar faşist, vampir, barış düşmanı oluyor? Size bir şey anlatayım arkadaşlar. Fethullah diye birini bilir misiniz? Fethullah isminde. Soyadını söylemeyeceğim. Bundan birkaç sene önce şimdi herkes birbirini suçluyor. Bundan birkaç sene önce muhalifler de dahil, muhalifler de dahil birçok lider bu adama yalakalık yapmak için birbiriyle yarışıyordu. Şimdi çıkıp dediler ki kandırıldık. O zamanlar ben ve benim gibi insanlar ne oluyor amk diyorduk. Ben ve benim gibi insanlar mesela Türkçe olimpiyatları falan yapıldığı zaman sinirimden normalde mesela bir tur koşuyorsam koşuya çıktığımda 2-3 tur koşmuştum. Onu hatırlıyorum böyle. Hırsımdan yani koşuyorum koşarken tabela görüyorum Türkçe olimpiyatları diye. İyice hırslanıyorum daha çok koşuyorum falan böyle. Dişlerimi sıkıyorum. Bu dönemlerden geçtik. O zaman şimdi diyorlar ya biz kandırıldık. Muhalif birçok lider de diyor bunu. Ama bu adamların biz kandırıldık dediği dönemde Fethullah'ın her yere sızacaksınız diye videoları var mıydı? Vardı. Fethullah askeriyeye adam sokmak için soruları çaldığı ortada mıydı? Ortadaydı. Bununla ilgili videolar da vardı. Bununla ilgili birçok kişi de söylüyordu. Abi işte bizi abi evlerine çağırdılar askeriyeye hazırlanmak için bize çalıştırdıkları soruların aynısı sınavda çıktı. Biz bunları anlatıyorduk. Taharet dershanelerinde bu gene çalınan soruları anlatıyorduk. Taharet dershanede diye video yaptık ya. Bütün bunlar ortadaydı. Daha da kötüsü yine bu adamların yaptığı kumpaslar yüzünden, bu Fethullahçıların yaptığı kumpaslar yüzünden Atatürkçü aydınlarımız müebbet hapis yedi. Politikacılarımız müebbet hapis, 20-30 sene hapis yediler. Terör örgütüyle mücadele etmiş subaylarımız müebbet hapis yedi. En iyisi 20 sene yedi. Yazarlarımız bunların hepsi içeriye atıldı. Bunların hepsi biliniyordu. Ve daha da kötüsü Fethullah'ın yayın organlarında bu insanlara dalga geçiliyordu. Bu insanların birçoğu bunu kendine yediremeyip intihar ettiler. Ölülerin arkasından dalga geçildi. Bunların bazıları kanser oldu, öldü. Ölülerin arkasına yine Fethullah'ın yayın organlarına dalga geçtiler. Ve o sırada bütün bunlar olurken hala daha neden 3-5 tane oy için 3-5 tane oy için hala liderler Fetullah Beyefendi demeye devam ediyordu. Fethullah Beyefendi çok sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine beni aradı. Hatırımı sordu. Bunu demeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü oy. Bu kadar basit. Şimdi aynı şeyin olmasının sebebi de bu. Şimdi Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş. Kendisi çok umurumda değil açıkçası. Daha önce de söylemiştim. Ben başta olsaydım terör övücülerini hapiste tutmazdım. Hepsini direkt yurt dışına. Gidin abi Avrupa'da istediğiniz yapın. Size niye bakayım ki ben? Niye besleyeyim? Bir de yani atsan atılmaz, satsan satılmaz bir noktadalar. Hepsini ben çoktan yurt dışına yollamıştım. Uğraşamam sizinle deyip. Adam kendi kendileri diyorlar ya kördüş Obama diye. Doğru. Aynen öyle kördüş Obama. Başka bir deyişle. Selo sen burada sevimlilik yapıyorsun. Senin eline verdiğimiz kağıtları da okuyorsun. Arada işte halktan gözükmek için gazete kağıdının üzerine domates falan ye. Tifo olma ama. Dikkatli ol. Yiyormuş gibi yap. Tatil merkezlerinde mümkün olduğu kadar gözükmemeye çalış. Bu tür insanlar şu anda medya tarafından, liderler tarafından yıkanıp yağlanıyorsa sebebi aynı. Sebebi aynı. Çünkü oy. Yani görüyorlar diyorlar ki evet bu bu örgüt üyesi örgüt elebaşı olabilir. Ama bunu seven şu kadar milyon kişi var. O zaman yapacak bir şey yok. Biz de dolaylı olarak yani şöyle bir şey olduğuna inanabiliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? İşit lideri mesela işit liderinin heykelini dikeceğiz diyen bir adam Amerika'da mesela siyasi parti kurabilir mi? Ama bizde olabiliyor çünkü insanlar oya aç. Sebep bu arkadaşlar. Siz delirmediniz. Çünkü bunu düşünüyor olabilirsiniz. Lan ben mi delirdim acaba? Ben mi yanlış bir, ben mi delirdim amına koyayım? Böyle düşünüyorsunuz değil mi? Hayır arkadaşlar siz delirmediniz. Onlar delirdi. Onlar delirdi. Oy çılgınlığı içindeler şu anda. Oy kapışı yapıyorlar. Böyle birisi seçim otobüsünden bunların üstüne oy attı tamam mı? Oyları böyle fırlattı. Bunlar da böyle birbirlerini parçalıyor şimdi oy için. Olay bu. Fethullah olayına çıkıp kandırıldık demesi kolay. Bütün bunlar olurken, bütün bu anlattığım olaylar yaşanırken, bütün bu videolar ortadayken sen hala çıkıp kandırıldım diyorsan, bunu fark edecek kadar kafan çalışmıyorsa, o zaman sen bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Her şey göz önündeyken sen bunu fark edecek kadar kafan çalışmıyorsa, sen bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Fethullah gitti, yerine apocular geldi. Şeyh Said övmeler, Yıldız Tilbe yazık ya. Eski ünlü vardı siz bilmezsiniz Yıldız Tilbe diye. Yazık onun da bir düet şarkısı mı çıkmış bir şey. Ya yani parası bitti herhalde. O yüzden şey saydı rahmetle anayım bari param bitti demiş. Keşke onu yapmasaydın. Keşke alsaydın eline bir ork ya da orklu bir arkadaş alsaydın. Ona da bir tane mikrofon bağlasaydın. Konak meydana çıkıp delikanlım şarkını söyleseydin. Hem daha çok para kazanırdın hem de daha dürüst bir şekilde para kazanırdın. Bu delilik de geçecek arkadaşlar. Bakalım sırada ne delilikler gelecek merak ediyorum. Merak ettiğim başka bir şey var. Biz taraf gazetesiyle de dalga geçen video çekmiştik zamanında. Onda da aşırı atarlanmışlardı. Biliyorsunuz şu anda taraf Fethullah'ın olduğu için kapatıldı. Taraf gazetesi gibi cesur bir gazeteye nasıl laf edersin? Laf edemezsin. Sen bir faşistsin vesaire diyen arkadaşlar ekşide veya diğer sözlük sitelerinde. Şeyi soracağım neredesiniz? Abi. 24 saatlik delikanlılık challenge başladı bak şimdi çıkıp söyleyebilir misiniz evet o kişi bendim kameranın karşısına geçin açın kamerayı videoya konuşun evet o kişi bendim adım bilmem kim taraf gazetesini çok seviyorum ben çok cesur bir gazete bunu söyler misiniz lütfen 24 saatlik delikanlılık challenge'ınız başladı bak saklanma çıkıp der misin taraf gazetesini ben o kadar çok seviyorum ki onun için seni linç ettim Radikal gazetesi de kapanmıştı ya. O acaba Fethullah mı diye merak ettim. Çünkü onu da böyle arada Fethullah'ı alttan alta öven bazı haberleri oluyordu. Radikal Fethullah yazınca Ahmet Hakan isimli yaşayıcımızın 2005'te yazmış olduğu bir yazıyı gördüm. Onu da size okuyabilir miyim? Fethullah Gülen, 1980'lerin sonunda yükselişe geçen radikal İslami hareketler içinde en fazla horlanan ve küçümsenen cemaat lideriydi. Atlayarak okuyorum çok uzun. 15 yıl önce radikal İslam davasını yürütenler tarafından kuşkulu bir kişilik olarak değerlendiriliyordu. Tuhaf değil mi? Radikal İslamcılar kuşkuyla karşılıyor. Layıklık konusunda aşırı duyarlı çevreler kuşkuyla karşılıyor. Yani karşımızda iki kesime de yaranamamış bir cemaat lideri var. Aslında layıklık konusunda abartılı duyarlılık geliştirenlerin derdini anlayabiliriz. Onlar Gülen'in söylediklerine ikna olmuyorlar. Gizli işler çevirdiğine inanıyorlar ve devlete ele geçirmek için takıya yaptığını düşünüyorlar kafalarındaki gülen imajı şu. Bir gün gelecek gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Yeterince güçlendiğini hissedince gizli yönteminden vazgeçip rejimi değiştirecek. Benim paranoyak bir de şey yapmış kalın harflerle yazmış. Paranoyak bulduğum bu yaklaşımı tetikleyen çok önemli iki neden var. Bir demiş gülen cemaatinin parasal gücü. O parasal güçten kimler hayrını aldı acaba? İki, Fethullah Gülen hoşgörü, dinler arası diyalog, Tolerans gibi herkese çekici gelebilecek kavramların altını fazlasıyla çizmesine karşılık yeterince şeffaf bir görüntü sergilemediği için inandırıcı bulunmuyor. Ya radikal İslamcılar onların derdi neydi? Onlar neden sevmedi? Onda 5 tane sebep yazmış. Bir cemaat lideri aynı anda hem laiklik konusunda abartılı yaklaşımlar sergileyenlerin amansız düşmanı hem de radikal İslami kesimlerin boy hedefi haline gelebiliyor. İşin içine ne var? Bu analizi sürdüreceğim. Helal sana be. Gerçekten Ahmet Hakan çok anal çok anal Analiz ustası bir yazar arkadaşımızmış. İşin ilginç yanı bu tür insanlar bütün bunlar 2005 yılı sonuçta bütün her şey ortadayken o zamanlarda insanlar diyordu. Ya işte cemaat olduysa ne olmuş ki? Cemaat niye kötü bir şey olsun ki yani? O kadar derin analiz sahibi süper o parasal güç nereye akmış belli yani. O kadar derin düşünen bir adammışsın ki yine her şeyin ortada olduğu bas bas bağırıldığı dönemde bile bunları görememişsin. Ne kadar ilginç. Ben 2005 yılında 24 yaşında böyle işte FRP oynayan, bilgisayar oynayan, hiç analizci manalici analmana hiç o türlü şeyleri gelmeyen, FRP yolu varken, hak yolu varken analiz yoluna girmem diyen kişilerden biri olmama rağmen bunu biliyordum. Yani bu cemaatlerin altında yattığını biliyorduk biz o zaman. Hep konuşuyorduk yani kendi aramızda. Düşünsene spor yapıyoruz böyle. Aikido'ya yeni başlamışım antrenmanda bunları konuşuyorduk. Biliyorduk yani herkes biliyordu. Bir tek sen analizci, para akış şey pardon, para akışı analizi yapıcı arkadaş olarak nasıl bilmiyormuşsun? Bir de bunlar ortaya çıktıktan sonra nasıl mesleğe devam etmişsin? Esas bunların analizini yapmak lazım. Bu arada M Barbaros isimli yaşayıcımız sormuş. Abi azılı bir satranç sever olarak The Queen's Gambit hakkında ne düşünüyorsun? SJW filmi deniyor fakat kız bir yerde bütün ilgi ben kız olduğum için gösteriliyor iyi olduğum için değil deyip güçlü kadın övcülerine laf çakıyormuş gibi geldi. Size ilginç bir olay anlatmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz şimdi Karayip korsanları Johnny Depp'i de attı ve yerine Margot Robbie'yi yani evet Birds of Prey Margot Robbie'yi alıp bir de üstüne tahmin edin tahmin edin evet nereden bildiğiniz Girl Power yani kadın gücü pardon kız gücü şeklinde bunu duyurdular. Çünkü biliyorsunuz 850 milyon 644 kere bu yapılmadı. Bununla ilgili size bir olay anlatmak istiyorum. Bence güzel bir tartışma konusu. Bayan seyircilerimiz lütfen tetiklenmeden önce podcast'i sonuna kadar dinlesin. Biliyorsunuz Ninja Warrior diye bir yarışma var. Benim de seyretmeyi çok sevdiğim. Aşırı zor olan sadece böyle profesyonel jimnastikçi seviyesinde ya da profesyonel kayacı, dağcı seviyesinde insanların katıldığı aşırı zor bir parkur. Yani ne bileyim tek parmağınla böyle veya birkaç parmağınla tutunup kendini sallayıp öteki tarafa atıp oradan tutunup böyle inanılmaz şeyler var yani. Bilmeyenlere tavsiye ederim. Zamanında Fox'a yayınlanıyordu Türkçe dublaj yapılarak. Biz de YouTube'da bunu seyrederken şöyle bir olaya denk geldik. Seyrettiğimiz bölüm ikinci bölümmüş. Dört tane stage olarak geçiyor. Dört tane level olarak geçiyor yani. Birinci stage'de tabii herkes katılabildiği için tırt olan insanların elenmesi sağlanıyor. İkinci stage'e 20 civarında insan katılıyor. Sonra 3 var ve en sonunda 4 var. 4'ü tamamlayabilen 1 milyon dolar kazanıyor. Birden fazla kişi tamamlarsa en kısa sürede tamamlayan. ikinci bölüme geçen kişilerin arasında bir tane de kadın vardı. O yarışmada ikinci bölüme geçen tek kadınmış. Yarışmaya çıkmadan önce bu kadınla ilgili hazırladıkları bir klip yayınladılar. Kadın bir okulda çalışıyor 5. sınıf öğretmeni. Televizyoncular okula gidiyor. O okulda öğrencilerle falan birlikte böyle bir müzik klibi çekiyorlar. İşte öğretmenlik yaparken bir anda ninjalığa dönüşüyor falan kadın. Herkes destekliyor işte kadınlar başarır. Kadın gücü, girl power, woman power falan diye. Bütün bu gazdan sonra yarışmaya başlıyor ve ya sonuncu ya da sondan ikinci öyle bir şey oluyor. 20 kişinin içinde. Bir kişi daha çünkü onun takıldığı kadar erken takılıyor. Tabi baktığınız zaman Hollywood vs. gerçek hayat diyorsunuz. Hollywood vs. real life. Ama bu olay ne de önemli? Bence önemli. Ne de olduğunu söyleyeyim. Bir, kadın başaramadığı zaman ha 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 başaramadı işte falan diye dalga geçmedim ya da işte biliyorsunuz girl power ya da filmlerde sürekli kadınları birds of prey türü filmlerde yani olmayacak şekilde saçma bir şekilde sadece kompleksi bazı insanları gazlayabilmek için kompleksi bazı insanları kendi yanlarına toplayabilmek için bu şekilde saçma ve mantıksız olaylara yer veriyorlar ancak bu kadının kaybetmesi ve başarısızlığı ile ilgili birkaç şey söyleyebiliriz. Birincisi gerçekten de kadın olduğu için kazanmadı Beceriksiz olduğu için ya da başarısız olduğu için ya da doğru düzgün çalışmadığı için değil. Harbiden de kadın olduğu için kazanamadı. Çünkü kadının toplam kütlesi belki diğer adamların sadece kas kütlesi kadar. Ve kas kütlesi çok önemli. Bir yerden bir yere falan fırlatıyorsun çünkü kendini. Tabii kimse çıkıp bunu söylemeye cesaret edemez. Çünkü o zaman diyecekler ki hani girl power'dı. İki... Bu tür kadınları her zaman için takdir ediyorum. Çünkü diğerleri gibi oturduğu yerden girl power deyip saçma sapa fantezilere girmek yerine gerçekten çalışmış. Ve büyük ihtimalle senin benim ve bu podcast'i dinleyen belki hiç kimsenin geçemeyeceği bölüm biri geçmiş. Bu tür kadınlarda yani gerçek anlamda başarılı kadınlarda evet her ne kadar başarısız olsa da gene de başarılı görüyorum ben onu. Çünkü dediğim gibi kas kütlesi ortada yani kadının. Bu tür kişilerde bu erkek düşmanlığı kompleksini görmezsiniz. Gerçek anlamda başarılı, gerçek anlamda güçlü kadınlarda erkek düşmanlığı kompleksini görmezsiniz. Yani Hollywood filmine saçma sapan bir kukla koyup siyasal feminist fantazisi olan 5 tane, 6 tane iri yarı adam saldırıyor. Bir tane zayıf bir kadın bir de akrobatik hareketler yaparak hepsini dövüyor ya da bir tane kadın karakola giriyor, polis merkezine giriyor ve nasıl oluyorsa Hiçbir polis bunu durduramıyor. Hiçbir polis bunu durduramıyor. Hepsini dövüyor. Orada işte tutukladıkları küçük kızı alıp kaçıyor. Bu tür gerçekten kompleksi insanlar için yapılmış, kompleksi kadınlar diyelim için yapılmış ve tabii ki sadece bu da değil, sadece filmin kendisi de değil. Çünkü film böyle olsa o zaman dersiniz ki e fayda amma taktın. Ama o da değil ki. Film daha çıkmadan önce bu film kadın düşmanlarını mahvedecek. Bu film kadınların güçlü olmasını istemeyenleri yok edecek. Bu ne biliyor musun? Diyor ki ben bok gibi bir film yaptım. Sadece kompleksi insanların inanacağı, sadece onların gaza geleceği bir film yaptım. Ne yaptığımın da farkındayım. Kokusu zaten buraya kadar ya. Yaptığım şeyin farkındayım. O yüzden de sıvamaya çalışıyorum şu anda. Şu an sıvıyorum. Ama sıvamanın işe yaramadığı gibi bu laflar da filme gişede yardımcı olamıyor. Çıkıp ciddi ciddi bir de şunu düşünüyorlar lan. Bir sürü kadın var. Biz bunu böyle yaparsak, böyle bir şeyler yaparsak, erkek düşmanlığı falan yaparsak kadınlar kesin gelir. Parantez içinde gelmedi. Size kaç kere söyleyeceğim abicim. Kadınlar gelsin diye film çekmek istiyorsanız Magic Mike'ı çekeceksin. Kabul et ya da etme. Romantik komedi çekeceksin. Magic Mike çekeceksin. Böyle şeyler çekeceksin. Salak mısın sen erkek düşmanı film çekiyorsun mal mısın? Şimdi biliyorsunuz Netflix'e Queen's Gambit diye bir dizi geldi. Çok güçlü bir satranç ustası kadının hikayesi. Biliyorsunuz satrancı çok seven biriyim ve Anya Taylor-Joy da sevdiğim oyunculardan bir tanesidir. Özellikle Witch filminde çok iyiydi. O yüzden aa ne güzel satrançlı bir dizi geldi. Açayım fragmanına bakayım dedim. Bastım ilk cümle. Erkekler sana bir şey öğrettiğini sanacak. Sana mansplaining. Hadi siktir git orada. Hadi siktir git. Güle güle hadi. Hadi güle güle. Ondan sonra düşündüm. Lan dedim. Tarihte Amerikalı bu kadar ünlü bir kadın satranççı var mıydı bilmiyorum. O yüzden baktım acaba kimin üzerine yapılmış. Çünkü böyle başarılı bir kadın varsa bu tür saçma sapan kompleksler içinde olduğunu sanmıyorum bu kişinin. Gerçek anlamda başarılı olduğu için. O yüzden şaşırmıştım. Burada dendiği üzere gerçek değil ama gerçek karakterler üzerine inşa edilmiş. Peki hangi gerçek karakterler? Bobby Fischer, Spassky, Anatoly Karpo. Bu arada Anatoly Karpo reizi severim. Kasparov'dan daha çok severim. Şimdi zaten Carlsen geldi. Kaspi artık Twitter fenomenliği yapıyor. Şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Queen's Gambit'i seyrettim ve beğendim diyebilirsiniz. Dizinin içeriği hakkında herhangi bir şey demiyorum. Ama fragman bu. Fragman diyor ki biz siyasal feminist sıvazlaması yapıyoruz. Siyasal feminist olmayanlar siktirsin gitsin. Erkekler bunu seyretmeyin. Mansplaining the movie. Dizinin kendisi çok farklı olabilir. Bunu çok kere gördük. Yani Netflix'in çok farklı şekillerde tanıttığını çok geri gördük. Ama ben bu fragmanı seyrettikten sonra bu diziyi seyretmem. İşte aslında çok iyiymiş de erkekler onu gölgelemeye çalışıyoruz. Pardon bir şey sorabilir miyim? Ayıp oluyor biraz. Şu bakımda ayıp oluyor. Neden kadın satrançını ve bu konuda insanlara çok tartıştım ben. Ya işte kadının aklı ermez vesaire diyen kişilere. Eğer kadının aklı ermezse neden satranç ligi kadın erken karışık diye soruyordum. Ama maalesef şöyle bir şey var. En yüksek kadın 70. sırada mı ne? Gelmiş geçmiş en yüksek kadın da gene o kadar yüksek değil. Ne de acaba? Çok ilginç değil mi? Şu bakımdan ilginç. Erkek beyniyle kadın beyni farklı şekilde çalışıyormuş. Bunu adamın söyledi. Pardon, kadının söyledi. Kadın bir bilim adamı en sevdiğim laftır bu. Kadın bir bilim adamı. tekerleme gibi bir laf. İnsan bir bilim kadını dedi ki, kadın beyni ve insan beyni. <laughs> burayı kesmeyeceğim. Burayı kesmeyeceğim abi. Kadın beyni ve erkek beyni arasındaki farkı anlatırken kadınların konuşma hitabet gibi olaylarda daha başarılı olmasını gerçekten nonstop konuşabiliyorlar. Dalga geçmiyorum. Bana mesela konuşma yap deyince böyle kitleniyorum. I mı? Neydi lan? Hele siz benim bu podcast kaydımı bir kesintisiz görseniz. Çünkü beyinlerinin birçok yerine aynı anda erişebiliyorlar diyor. Erkekler ise daha büyük sorunları daha parçalara ayırarak daha analitik düşünebiliyorlar diyor. Ben bir şey demiyorum ama acaba gerçekten böyle mi? Yani gerçekten şunu diyebilir miyiz? Mesela satrançta beyin olarak satranç oyununa yani erkek beyni kadın beyninden daha yatkındır diyebilir miyiz bilmiyorum. Ama sayılar ortada. Az önce mesela konuştuk ya Ninja Warrior. Çok net bir şekilde erkeklere daha yatkın. Kas kütlesi vesaire birçok sebepten dolayı yani. Ben şunu da isterdim. Bayan Ninja Warrior olsun. Onların kas yapısına göre, onların vücut yapısına göre belki daha çok esneklik isteyen, daha çok denge isteyen, daha az kas kütlesi isteyen bir parkur olsun. Ben onu da seyretmek isterim. Aynen Kadın cimnastikle erkek cimnastiğin farklı olduğu gibi. En son Marvel'ın yeni çıkan çizgi romanlarını gösterdiler. Çizgi kalitesi ortaokul seviyesine düşmüş artık. Büyük ihtimalle kendi politik görüşlerindeki insanları alabilmek için seviyeyi düşürdükçe düşürdüler. Kadınların göğüsleri yok böyle. Göğüsten çok erkek göğüs kası gibi duruyor. Captain Marvel gene SCW mesajlar veriyor. Yavaş yavaş süper kahraman çılgınlığının da sonuna geliniyor mu acaba? Çok uzun zamandır zaten konu bitmişti ki. Ta Black Panther'ların falan olduğu zaman. Black Panther'ı ırk meselesi yaptı ya zenci meselesi. Neden? Çünkü zenci meselesini çıkardığın zaman birçok süper kahraman filmiyle aynı. İşte bir tane güçlü bir adam var. Onun aynı gücünün kötüsü var. İkisi kapışıyor bu. Şimdi Wonder Woman yeni filmi geliyor ya 1984 diye. Çünkü herkes retroculuk 90'cılık filmi çekmişti. Bir bunlar eksik kalmıştı. Bir de filmin içinde yine Trump benzeri karakter var. Ama maalesef film çıkana kadar Trump gitti. Ne yapacaksınız? Yapacak bir şey de kalmadı. Dua edin Trump dava açsın kazansın. Başa geçsin tekrar sizin de filminiz belki biraz daha seyredilir. HBO Max'e gitmiş ya bir de Netflix'e falan da değil yani. Young Q arkadaşımız sormuş. Efe abi derslerin online olması okulların bir türlü açılmaması hakkında ne düşünüyorsun? Ömer Kürşat Yanık isimli yaşayıcımız da Efe abi bu hafta vizeler başlıyor. Online sınav bir duyduk ki herkes gruplar kurmuş şimdiden kopya için. E biz boşuna mı gecemizi gündüzümüzü veriyoruz? Böyle saçma bir sınav sistemi olamaz ya. Lütfen bu durumu podcast'e taşır mısın? İlk soruya gelecek olursak maalesef insanların sorumsuzluğu hepimizi etkiliyor. Biliyorsunuz karantina olayı birçok kişiyi maddi olarak vurdu. Bir. İkincisi neredeyse herkesin rutinini bozdu. Yani en az etkilenen kişilerden biri benim. Ama spor salonu olayım bitti yani. Spor salonu hayatım bitti. A2 diyor gidiyorduk. Bir süre yasaklandı. Şu an yasak değil ama belli bir sayı sınırı var. Bir de üstüne şimdi yaş sınırı getirildi. Ama tabii ki bir şey diyemiyoruz çünkü bu virüsün bitmesi için herkesin elinden gelen fedakarlığı yapması gerekiyor. Bütün bununla birlikte maalesef insanlar hiç ihtiyacı olmayan şeyleri yapıyor ve bu yüzden de virüs bir türlü bitemiyor. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında yaşayan arkadaşlarımın neredeyse hepsi aynı şeyi söylüyor. Hala parti yapanlar var. Hala çimlere yayılanlar var. Şimdi yaz geldiği zaman insanlar şey diyordu. Ulan yaz geldi en azından belki virüsün yayılması azalır. Şimdi kış geldi. Bu sefer de insanlar şey diyor. Ya kış geldi belki işte insanlar evlerine artık giderler de karantina daha kolaylaşır. O da olmuyor ama. Sokağa çıkabilecekleri her dakikayı dışarıda bir arada geçiriyorlar. Şeyi düşünün yani zorunlu olarak da iç içe olması gereken ne kadar çok insan var. Camileri açıyorlar. Sonra diğer taraf diyor ki bak siz camileri açtınız biz de fuarı açarız. Fuarı açıyorlar. Sonra öteki taraf diyor ki o siz fuarı açtınız biz de Ayasofya'yı açarız. Sizin adamınız almıyor mu ses kaydı? Sizin adamınız almıyor mu aşağıda? Diyorlar. Peki esas önemli olan soru. Bütün bu yerler kapalırken camiler açık mı? Bunu sadece meraktan çünkü o da topluca insanların bir arada olduğu bir yer. Ama bununla ilgili yani camilerin kapatılacağıyla ilgili herhangi bir haber görmedim. O yüzden meraktan ben de bakayım dedim. Cevap bulamadım. Çünkü sabah komptere denk geldi. Yani farkına bile varmadan bastım. Bir sayfa boyunca ...ızdıraplanmak istiyor musunuz? Bir saniye. En başta reklam çıkıyor tabii. 20 Kasım bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler açık mı? Kapatıldı mı? Bugün cuma namazı kılınacak mı? Abi başlığın içinde bile tekrara düşmüşsün. Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaların yeniden uygulamaya geçmesiyle beraber ama bu kalın yazı. Camiler bugün açık mı? Cuma namazı kılınacak mı? Sorusu yanıt aramaya başladı. Salgında bir dönem bilindiği üzere camilerin ibadete kapatılması kararı alınmıştı. Bu kapsamda Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bugün de gözler konuyla ilgili açıklamalara çevrildi. Evet geliyor sanırım cevap. Peki 20 Kasım bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar. Reklam giriyor. Evet bu komple şeydi kalın yazıydı şimdi kalın olmayan yazı. Evet detaylar. Artan vaka sayısı nedeniyle ülkemizde birçok farklı kısıtlamanın uygulamaya geçeceği yayınlanan genelge ile birlikte duyurulurken bugün camiler kapatıldı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Heh geliyor sanırım. Müslümanların kendilerine farz kılınan ibadetlerini icra etmek için gittiği ibadethaneler. Heh bak bu önemliydi. Bu önemliydi çünkü ben e, ibadethanelere neden gidiliyor? Yani bir takım insanlar gidiyor ibadethanelere ondan sonra işte ayakkabılarını Allah Allah niye ayakkabılarını çıkartıyorlar ki orada? anlamıyordum yani merak ediyordum acaba niye ayakkabılarını çıkartıyorlar girmeden önce? İçeride ne yapıyorlar? Bak burada yazıyor. Müslümanların kendilerine farz kılan ibadetlerini icra etmek için gittiği ibadethaneler. Tamam mı? Normal ibadethaneler değil. Salgının bir döneminde yine tedbir kararı ile kapatılmıştı. Peki 20 Kasım bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? kocaman bir başlık tekrar. Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler kapatıldı mı? Evet sanırım şimdi geliyor. Tekrar normal yaz. Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan gözde görülür artışla beraber vatandaşlar camilerin ibadete kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Bir şey diyeyim mi? Hani eskiden şey derdik ya arkadaşlar. Bu tür haberleri okurken kağıdımı dolu göstermeye çalışırken ben derdik ya. Artık bu 8 level üstüne çıkmış. Neden mi? Mesela tarih sınavında bana sorsalar İstanbul'un fethinin Osmanlı için jeopolitik açıdan önemi nedir? Böyle bir şey sorsa ben de kağıda Osmanlı'nın fethinin jeopolitik açıdan çok büyük önemi var. Tabi insanların bakın insanların neydi lan bir saniye neydi? <laughs> i̇nsanların kendilerine farz kılınan ibadetlerini icra etmek için gittiği ibadethanelerin bulunduğu İstanbul'un fethinin Osmanlı için jeopolitik açıdan önemini tabii ki vatandaşlarımız öğrenmek istiyor soruyor. İşte bu konuyla ilgili detayları açıklıyorum. Ondan sonra kalemi değiştireceğim. Pilot kalemle kalın kalın yazacağım böyle. Bugün tarih bilmem ne. İstanbul'un fethinin bilmem kaçıncı yılı. Bununla ilgili bazı detaylar. <laughs> Sıfır alırım. Sıfır alırım abi. Evet sayfa bitti bu arada biliyor musunuz? Sayfa bitti. Haberin devamı. Haberin devamı için tıklayın. İlk defa tıklıyorum. Bakalım ne çıkacak. Abi şaka yapıyorsun. Aynı sayfa çıktı. Yemin ederim aynı sayfa çıktı. Ha tamam anladım anladım. Sayfa uzamış. En başa dönüyor, refresh yapıyor, ama daha uzun bir sayfa olarak çıktı bu sefer. Yersen. Heh. Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri arasında camilerle ilgili herhangi bir karar bulunmuyor. Bu durumda camilerde sosyal mesafe ve kuralları uyarak ibadet süreci devam edecek. Ha iyi. Yani düşünecek olursanız okullardan daha önemli. Online eğitim bitmedi, okullardan daha önemli ama bu. Şimdi. Zaten her şeyden önce bu olay zor. Yani online eğitimi yapmak zor. İnsanların okullara online olarak devam etmesi ve bunun ayarlanması ve bu şekilde eğitim nasıl verilebilecek bu iş zor. Bir de üstüne online bir şekilde sınav yapılıyor. Bu nasıl yapılacak? Bizim dönemimizde kitap defter açık sınavlar vardı. Ama birçok sınavı kitap defter açık da yapamazsınız. Kitap defter açık olursa bazı sınavları direkt bakarak cevabı yazabilirsiniz. Şey gibi değil bizim sınavlarda. Her şey açık olmasına rağmen Yine de çoğunluk kalıyordu çünkü problem soruyor. O problemi de işte notlarından bakarak çözmen lazım. Birçok kişi çözemiyordu. Ben de dahil yani. İta kaka geçiyorduk yine de yani. Valla sınavda en yüksek puanları alanların soyadlarına bakın. Çoğunun soyadı Gülense Ozan sıkıntı. Evet. Bilmiyorum mesela muhalefet bu uygulamalar ile ilgili ne diyor? Ya gerçekten online sınav harbiden saçma. Yani çok basit alternatif çözümleri olabilir bu işin. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yanlış düşünüyorsam Efe abi dediğin o işler olmaz şu sebepten dolayı diyorsanız lütfen söyleyin biliyorsunuz artık 39 yaşıma geldim ve çocuğum yok. Çocuğum olmadığı için bu tür olaylardan uzak kaldım. O yüzden yanlış söyleyebilirim yanlış söylüyorsam uyarın ama mesela şöyle olamaz mı? Kaç tane öğrenci varsa 3'e böl sayıyı 2'ye böl 3'e böl sınavları o şekilde çağır. 2 farklı sınav olacak mesela. Bizde korona yokken bile bu yapılıyordu. İnsanlar sıkışık oturmasında birbirine bakmasın diye. Size yapılıyor muydu arkadaşlar? Yani kağıtlar A, B, A, B, A, B. Hatta bazen ABC şeklinde oluyordu ki sağına soluna bakıp kopya çekme diye. Aynı şekilde olacak. Rastgele bir şekilde seçilecek A grubu, B grubu, C grubu diye. İlk gün ya da ilk şu saatte A grubu girecek. Çıkacak, dezenfekte edecekler orayı. B grubu girecek. Yani hiçbir şey olmasa bile şu online sınavlardan daha mantıklı değil mi? Bazı adamları gün doğmuş olacak bence. Türkiye'de aşırı bir soru çalınma olayı var çünkü. Çok fazla soru çalınma olayı yaşanıyor. Eskiden benim dönemimde soru çalınma olayı olduğu zaman sınavlar yenilenirdi. Şimdi videolar çıkıyor <laughs> ortaya. işte hoca A, B, C falan diye hiçbir şey olmuyor. Devam ediyor. Millet kulağının üstüne yatıyor. Ondan sonra diyorlar ki a bir şey çıkmadı. Kandırıldık. Hoca bizi kandırdı. Okyanus ötesindeki hoca. En azından sınavlar, okulların online olmasını anlayabiliyorum. Sadece sınıf ya da sınıfta insanların bir arada olması değil. Çünkü o Avrupa'da da mesela bazı ülkelerde denendi. İnsanlar birbirini bulaştırıyor. Ayrı durmuyorlar ki. Sadece bu da değil bir de yol. Yani yolda toplu taşımada öğrencilerin okula giderken kullandığı toplu taşıma çok ciddi. Yani kapasiteyi çok yükseltiyor. O yüzden arkadaşlar, karantina ile ilgili ne kanun çıkarsa eyvallah diyoruz artık. Ne sınırlama çıkarsa eyvallah diyoruz. Onların etrafında, o kanunların etrafında hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Spor salonlarını kapattılar eyvallah dedik. Ben çaldık eve. Maalesef şimdi hafta sonu dışarıda 8'den sonra çıkmayı da yasakladılar. O yüzden bugün çıkamayacağım. Saat şu an 8.30. Eyvallah dedik. Ya evde kardiyo yaparım ya da hiç kardiyo yapmadan çalışırım. Sıkacağız dişimizi aşı gelene kadar. Aşı geldikten sonra da o artışın azalmasını bekleyeceğiz. Artış yeterince azalırsa o zaman devam. Büyük ihtimalle ama ben spor salonuna geri dönemem. Çünkü evi bayağı spor salonuna çevirdim yani. Haftanın cinnet haberini konuşalım. Geçtiğimiz hafta bir video yayınlandı. Şanlıurfa'ydı sanırım. Şu para isteyen çocuklar var ya. Onlardan bir tanesini bir dükkan sahibi yakalıyor. Bayağı bir dövüyor. Ondan sonra o da yetmiyor. Yukarıya kaldırıp yere çarpıyor. Gerçekten adamın gözündeki o cinneti gördüm. Yine tartışma yaratacak. Yine ekşicilere yem olabilecek şeyler söyleyeceğim. Ama gerçekten umurumda değil çünkü bu konu hakkında kimse konuşmuyor. Herkes sadece kendi arasında konuşuyor. Adamın durumunu bilemem. Önceden neler yaşandı o noktaya gelen kadar bilemem. Adamın kendi psikopatlığı mı yoksa adamı delirttiler mi onu da bilemem. O yüzden ben adamı koruma amaçlı ya da bu olayla ilgili konuşmayacağım. Genel olarak bu sokaktaki dilenci çocuklar ve bunların daha büyük versiyonları olan dilenci gençler ile ilgili konuşacağım. İnsanların konuşmak istemediği özellikle biliyorsunuz arkadaşlar medya ısrarla bazı şeylerin üstünü kapatıyor. İzmir'de diğer büyük şehirlerde de bu tür çocuklar sokaklarda geziyor. Bunun olmaması lazım. Aileler aileler dilenci olarak yolluyor. Yani şu bile suç. Ailenin haberi yok. Eğer böyle bir şey olsa yani ailenin haberi yok. Çocuk da mesela okula gideceğine okuldan kaçıyor ya da evden kaçıyor aileden habersiz dilencilik yapıyor. Bu bile suç aile için. Ama aileler bunları dilendiriyor. Bir. İkincisi o geçirilen cinnet size tanıdık geldi mi? Tanıdık geldi değil mi? Çünkü bu tür çocuklar ya da bunun daha büyük versiyonları gelip para isteyip para vermeyince sana ana avrat küfreden insanlar ya da koşturup işte kızların telefonunu çalmaya çalışan onu görüntülediğin için sana saldıran bıçak çeken yine aynı şekilde ana avrat sana küfreden kişiler. Ya da işte sen bir yerde çalışıyorsun, garsonsun, baristasın ya da reyon görevlisisin. Oradan sorumlusun. Sorumluluk sana ait. Gelip de işte o masanın üstündeki şekerleri avuçlayıp kaçarlarsa sana patlıyor. Ya da raflardan bir kıyafet alıp çalarlarsa, kaçarlarsa sana patlıyor. Bir geliyorlar, iki geliyorlar kovuyorsun. Üç geliyorlar, gelip küfrediyorlar. Ana avrat küfrediyorlar. Alıp kaçmaya çalışıyorlar, yakalıyorsun, ağlıyorlar, bağırıyorlar. Sonra ertesi gün gene geliyorlar, gene ana avrat küfrediyorlar. Yakalayıp duvara fırlatmak içinden geliyor mu? Geliyor değil mi? Bunu burada çalışmayan insanlar babasının özel üniversitesinde okuyup bu sokaklarda yürümek zorunda kalmayan, bu dükkanlarda rayon görevlisi olarak çalışmak zorunda kalmayan, bu kafelerde barista olarak, garson olarak çalışmak zorunda kalmayan kişiler orada tepeden bakıp da aa ne yapıyorsun sen hayvan, hayvan mısın sen? Çünkü öyle müdahaleden mutlaka çıkar değil mi? Özellikle böyle Starbucks gibi yerlerse Starbucks'ta oturup kapitalist düzeni ya bu sistem de çok kötü ya. Okan ne kadar doğru söylemiş abi diyen insanlar. Senin yaşadıklarını bilmediği için nedir ki yani bir tane şeker çalmış deyip oradan duyar kasabilirler diyorum ya. Empatisizlik sol gericilerin en büyük özelliklerinden birisi empatisizliktir. Bu bir sorun. Ben şunu demiyorum. İşte bu çocuklar ya da bu gençler, ergenler yani bu tür hareketleri yapanlar kötüdür. İşte bunları cezalandırın vesaire. Bunu demiyorum ama bu sorunun çözülmesi lazım. Çünkü şu anda öyle bir noktadayız ki şimdi bak olay şu. Ve bunu nedense kimse konuşmuyor. Şu tür kanunlar getirilmiş. Denmiş ki belirli bir yaşın altında olan kişiler doğrunun yanlışın farkında değil. O yüzden de bunları işte hiç ceza vermeyelim ya da çok az ceza verelim. Güzel, çok güzel, harika. Ama bir şey unutuyorsunuz. İnsanlar iyi şeyleri hak etmiyor. İnsanların iyi şeyleri hak etmediğini unutuyorsunuz. Sen bu güzel kanunu getirmişsin. Doğruyu yanlışı. Çünkü ben de çocukken yani empatisizdim. Çocuk empatisizdir. Ben şeyi hatırlıyorum koşu yarışı yapıyorduk. Birinin önüne geçmek için bir çocuğu ittirdim. Düşse çok büyük sıkıntı. Düşse çünkü yan tarafta çukur gibi bir yer var. Düşmedi ama. Ama işte düşünmüyorsun ki çocuksun yani. Lan ne olur acaba buna? O yüzden güzel bir kanun ama insanlar güzel şeyleri hak etmiyor. Ve bunun üzerine ne yapıyor insanlar? Na böyle bir kanun mu var? O zaman çocukları üretip üretip sokağa salalım. Kapkaçı onlara yaptıralım gaspı onlara yaptıralım, hırsızlığı onlara yaptıralım, dilenciliği onlara yaptıralım. Başka ülkelerde bu küçüklere ceza indirimi ya da ceza muafiyeti var mı? Tabii ki var. Ama şöyle bir şey var. Sen böyle şeyleri çocuklara yaptırdığın anda, polis bunu bulduğu anda Child Services bu çocuklara el koyuyor. İmkansız bir şey. Yani sen çocuğunu evde bırak, bak evde bırak sadece, 6 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğunu evde bırak, işe git. Komşun ihbar etsin seni, Child Services el koyuyor çocuğa dilendirmeyi geçtim. Evde arabada yalnız bırakamıyorsun. İşte sorun burada. Bizim bu yarım yamalak uygulamaya çalıştığımız kanunlar yüzünden ne ayranım dökülsün ne Avrupa üzülsün türü kanunlar yüzünden. Çünkü bu kanunları yani Avrupa'daki kanunları uygulamaya çalışıyoruz. Ama Child Services diye bir kurumumuz yani altyapısı yok. Var ama yok. Yani orada çalışan arkadaşlar sağ olsun var ama yok. Çıkıp diyecek var mı? E da sen yanlış düşünüyorsun böyle bir şey yok. Child services, çocuk servisi gerçekten var. Çocuk servisi gerçekten varsa al ihbar ediyorum her yer. Konum mu belirteyim? Her yer. İzmir'de her yer. Çocuk dilenciler, çocuk kapkaşçılar, çocuk hırsızlar. Herhangi bir Starbucks'a gir bak. Her yer ya, her yer. İnsanlar sürekli çocuk doğurduğu zaman kimse bir şey demiyor. İnsanlar bu çocukları dilenmeleri için, hırsızlık yapmaları için, sokağa salınca kimse bir şey demiyor. Ve bu çocuklar öyle bir eğitiliyor ki, öyle bir artık zihniyet aşılanmış ki bunlara kendilerini hiçbir şey yapılamayacağını sanıyor. Kendilerini hiçbir şey yapılamayacağını düşünüyor. O yüzden psikopat olmuşlar. O yüzden bacak kadar çocuk gelip sana ana avrat sövebiliyor. Amına kodumun çocuğu diyebiliyor yani sana. Ama 1, 2, 5, 10 kardeşim. Yani isteyen istediğini bana söylesin. Belki şunu düşünüyorsunuzdur. Ya Efe abi keşke bu konu hakkında konuşmasaydın. Bak insanlar şimdi küfür edecek. Ya abicim şu anda en fazla 2 gün küfür 3 gün ekşiye yazsınlar. Bu bir şey değil ki. Ama ben yarın bir gün Cinnet getirsem ben hep onu cinnet geçirmek sanıyordum. Cinnet getirilirmiş bak. Ne olduğumuzu da bilelim. Cinnet getirip ondan sonra yanlışlıkla cinnet geçirdim demeyeyim. Cinnet getirsem gene böyle tiplerden birisi amına kodumun çocuğu falan derken yakalayıp böyle fırlatsam. Çünkü o gaspçıyı yakaladığım yerde köprü de vardı. Tutup fırlatsam ve çocuk köprünün aşağı düşse ne oldu hayatım bitti. Hayatım bitti. Bittim yani. Hayatım bitti. Güle güle. Efe Aydal güle güle abi. Hayatım bitti. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan bana atacakları 2-3 tane laf edecekleri iki 3 küfür hiçbir şey değil ki benim hayatımın bitmesinin yanında. Çok ilginç arkadaşlar haber görmek mi istiyorsunuz? Haber görmek istiyorsanız haberlere bakmayın. Haber görmek istiyorsanız gazetelere ya da gazetelerin sitelerine bakmayın. Çünkü haberlere baktığınız zaman hala işte Singapur'da amuda kalkan panda görürsünüz. Singapur'da amuda kalkan sevimli panda. Bunu görürsünüz. Nereye bakın biliyor musun? Bu şeyler var ya. İşte İzmir'de çevirme radar. İzmir'de son dakika vesaire. Böyle Böyle sitelere insanlar videolar yolluyorlar. Bakın ama moraliniz bozulur. Çünkü her gün biri bıçaklanıyor sokakta, her gün biri vuruluyor, her gün biri öldürülüyor, her gün biri gasp ediliyor. Ama nasıl oluyorsa yok sayılıyor bu. Bu kanunları değiştireceksiniz. İlla benim başa gelmemi beklemeyin. Yani her şey için de benim başa gelmemi beklemeyin. Başımızdaki abiler, muhalifler de dahil bütün siyasi abiler. Biliyorum bir şeylerin değişmesi için siz de bekliyorsunuz benim başa gelmemi ama benim başa gelmemi beklemeyin şunlar için. Bu tür olaylarda siz şunu diyor musunuz? Belli bir yaşın altında çocuk cezadan muaftır ya da ceza indirimi uygular. Çok güzel. O zaman abi onun devamını da getirmeniz lazım. Suça yönlendirilen, suça itilen çocuklara el koymanız lazım. Bu çocukların sokaklarda gezmemesi lazım. Bu çocukların işte sokaklarda millete bıçak sallayıp amına kodumun çocuğu dememesi lazım. Bunların hiçbirisi haber olmuyor ama birisi psikopata bağlayınca böyle, birisi manyayınca o haber olur. İsteyen istediği küfürü etsin bana. İsteyen istediği lafı etsin. Belki şu söylediğimin içinden suç unsuru bile bir şekilde arayıp bulabilirsiniz. Hiçbirisi önemli değil. Benim yarın bir gün cinnet getirip bana ana avrat küfür ederken bir çocuğu bir tane koyup hayatımın geri kalanını hapse geç. Yani hayatımın bitmesi yanında hiçbir şey değil. Benim filmciliği sevme sebeplerimden bir tanesi arkadaşlar. Anlatılmayan hikayeleri anlatmayı ben seviyorum. Böyle işte Nuri Bilge Ceylan filmleri falan oluyor ya. İşte biz kırsalı anlattık. <laughs> Kırsalda insanlar entel, entel konuşuyor birbirleriyle. Ben mesela sosyal yardım... Neydi lan senin bölümünün adı ya? Gene unuttum. Sosyal sigortalar diyeceğim. Neydi sosyal destek miydi? Unuttum gene kusura bakma. Bu tür arkadaşlarımın anlattığı hikayeleri mesela film yapsam... Ooo! Ooo! İşte 14-15 yaşında ya da 16 yaşında çingene kız... iki kişiyi öldürmüş, üç kere hamile kalmış... Neler neler. Neler neler iki kere çocuğunu aldırmış, bir kere on bebeğini çöpe atmış. Yani uf, şeyi soruyorsun nasıl yani iki kişi öldürmüş 16 yaşında nasıl yani? Nasıl hapse girmiş? Çünkü birinde işte yok bilmem ne üvey babası tecavüz etmiş. Öte... Oha! Oha! Büyük şehir bir de burası. Pardon üvey babası değil öz babası. Hikayeyi yumuşatmayalım. Neredeyse herhalde her mahallede birkaç tane palo ailesi var. Özellikle bu varoş mahallelerinde. Benim şey sevdamı biliyorsunuz arkadaşlar. Ekstrem film çekme sevdamı biliyorsunuz. Ama neden ekstrem film çekme sevdam var biliyor musunuz? Çünkü hayatın gerçeği ekstrem film zaten. Ben de hiç abartı olmadan hayatın gerçeği neyse tam o seviyede filmler çekmek istiyorum. Zaten onu çektiğin zaman yeterince ekstrem olur. Evet arkadaşlar haftanın konuları bu kadardı. Şimdi isterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3, 2, 1 geç. Evet yine seri haftasına geldik arkadaşlar. Bu hafta çok seveceğinizi düşündüğüm Jackie Chan filmlerini tanıtacağız. Jackie Chan'in sonsuz tane gerçekten de sonsuz tane filmi olduğu için bunların içinden normalde biliyorsunuz her hafta 4 film seçiliyor ama fazladan bir günüm olduğu için bir tane daha seçtim. 5 film seçtim. Bu filmlerde neye dikkat ettim? Birincisi Hollywood filmlerini seçmedim. Çünkü Jackie Chan'i gerçek anlamda Jackie Chan yapan bence Hollywood filmleri değil. Yani Hollywood filmlerini seyrettiyseniz yine de o bayağı iyi adammış falan diyor olabilirsiniz. Ama esas Jackie Chan'i benim gözümde Mozart, Shakespeare kadar önemli bir kişi yapan. Evet bunu benden başkasından duymazsınız ama benim gözümde Jackie Chan bu kişiler kadar önemli. Mozart kadar önemli birisi. Öldükten sonra kıymeti anlaşılacak. Sebebi tek başına bir sektörü değiştirmiş olması. Şu anda Jackie Chan hariç ona yaklaşan diğer kişiler bile aslında Jackie Chan'dan ilham aldıkları için bu şekilde aksiyon filmleri çektiler. Ama sadece o da değil. Gerçekten özellikle Jackie Chan'in 80'lerde ve 90'larda çekmiş olduğu filmleri görürseniz tamamen filmcilik sevdası için kendini nasıl yerden yere attığını, nasıl her filmde hastanelik olduğunu, ölümlerden döndüğünü, kolunu bacağını kırdığını, bacağı kırık olduğu halde veya ayağı kırık olduğu halde ayağını alçıya alıp o şekilde çekimlere devam ettiğini, nasıl inanılmaz fedakarlıklar yaptığını ve hala da bu yaşına rağmen bizler için bu filmleri çekmeye devam ettiğini gördüğünüz zaman demek istediğimi anlarsınız. Birçok kişi Jackie Chan'ı bilir. Jackie Chan'ın filmlerini de bilir ama daha popüler, daha ana akım filmlerini bildiği için gerçek değerini birçok arkadaş fark etmez. Bu seride en azından bunu fark edeceğiz. Çünkü açıkçası senelerin Jackie Chan hayranı olmama rağmen bu beş filmi seyrettikten sonra yine de keşfedecek çok fazla şeyim olduğunu fark ettim. Evet, film seçmede ikinci kriterim biliyorsunuz filmli efekesten önce seyrettiğim filmleri de bazen tekrar seyrediyorum. Filmli efekeste yorumlamak için. Ama Jack Chan'in çok fazla filmi olduğundan dolayı önceden seyretmiş olduğum filmleri bir daha seyretmedim. Ancak burada size yine de tavsiye olarak söyleyeceğim. Ve üçüncü kriterim de Police Story serisinden de film tanıtmayacağım. Çünkü o başlı başına ayrı bir seri. 5 tane falan filmi var onun. O yüzden ileriki zamanlarda Police Story serisi diye ayrı bir seri olarak tanıtacağım. Hollywood'un canına okuyan adam, Hollywood katili. Çünkü daha önce de söylemiştik ya, işte Matrix'te seçilmiş özel kişiler yok. Yapay zekalar böyle mükemmel kung fu falan yapıyorlar. Jackie Chan götüyle yapıyor o kung fu'yu. Jackie Chan'ın herhangi random bir filmini seyrettiğin zaman Matrix'i ona katlıyor. En son filmde işte avukat <laughs> rolündeydi orada avukatken böyle arada yaptığı dövüşler bile Hollywood'un milyonlarca dolarlık aksiyon yıldızlarını çocuk müsameresi gibi bırakıyor yanında. En büyük fark şu. Tabii ki Asya dövüş filmlerinin sadece Jackie Chan değil bir çoğunda var ama Jackie Chan en abartı seviyede. Neden? Gerçekten birbirlerini vuruyorlar. Gerçekten hızlı koreografiler yapıyorlar. Evet biraz hızlandırma bazı sahnelerde belli ama olsun. Yine koreografi var. Çok fazla çalışıldığı belli. Çünkü geniş açıdan shaky cam falan kullanmaya gerek kalmadan ve uzun blok çekimler halinde dövüş görebiliyorsunuz. Ama her şeyde önemlisi sırtının üstüne betona düşüyor. Sırtının üstüne kaldırımın köşesine düşüyor. Boynunun üstüne düşüyor. Yan boynunun üstüne düşüyor. Acaba diyorum insan değil mi robot mu da bizi mi kekliyor? Ve sadece kendisi de değil. Diğerleri de diğer arkadaşlar da Jackie Chan, öğrencileri. Tabii ki kesinlikle bu da önemli. Yani Jackie Chan'ı bu kadar önemli bir kişi kılan sadece o da değil. Kendi ekibi. Ekibini tek tek yetiştiriyor. Nasıl yetiştirdiğini falan anlatan bir belgesel vardı. Düşmeyi, dövüşü bunları tek tek yetiştiriyor. Ciddi ciddi yani hayal ettiğiniz gibi öyle bir Jackie Chan okulu var. Kocaman kipa gibi. İşte yok merdivenden yuvarlanarak düşüyorlar. Sırt üstü yere düşüyorlar. Evet kim ne derse desin o yüzden. Jackie Chan Mozart kadar önemli bir insandır. Sadece önemli bir filmcidir falan demiyorum. Çünkü diğer birçok filmciye ya da yönetmene önemli yönetmenler, önemli filmciler diyorum. Jackie Chan çok özel ve önemli bir insan. Sadece filmci değil. Ve gerçekten de şu an hayatta olan ünlülerin içinde bir kişiyle tanışacaksın deser Jackie Chan derdim. Şimdi isterseniz seyrettiğim filmlerine geçelim. İlk filmimiz Wheels on Meals. Biliyorsunuz arkadaşlar Jackie Chan'in iki kankisi daha var. Bir tanesi şişman kung fucu. Diğeri de Jackie Chan'dan daha zayıf biri. Bunlar birçok filmde üç kanki olarak yer alıyorlar. Nedense şişme olan daha üç kağıtçı tipte oluyor. Wheels on Meals da bunlardan bir tanesi. Jackie Chan ve arkadaşı gezici bir yemek minibüsünde çalışıyor. Orada çalışırken hırsız bir kızla tanışıyorlar. Bu kız da bu arada birçok filminde gördüğüm bir kız. Demek ki o da Jackie Chan filmlerinin kadrolu kızı. Jackie Chan kankisinin akıl hastanesinde bir babası var. O babasının da evleneceği bir kadın var. O kadının kızı işte bu. Hırsız kız çıkıyor. Ve o kadına para toplayabilmek için fuhuş yapıyor. Cekiçen ve arkadaşı bunu görünce üzülüyor ama aslında fuhuş yapmıyormuş. Eve götürdüğü adamların cüzdanını alıp kaçıyor. Böyle seviniyorlar oh diyorlar. Neyse ki hırsızmış fuhuş yapmıyormuş. <laughs> bu kızın peşine bir mafya düşüyordu da niye düşüyordu lan diye düşünüyordum. Çünkü Jackie Chan filmlerinde konular genelde birbirine yakındır. Birinin peşine mafya düşer. Aklıma geldi şimdi. Çünkü bu kız aynı zamanda çok zengin bir adamın yasak bir ilişkiden doğan bir kızı. O adam da öldüğü için bu kıza baya bir miras kalıyor. O yüzden de diğer kardeş kızı yok etmesi için peşine adamlar takıyor. Tahmin edeceğiniz üzere Jackie Chan ve arkadaşı da bu adamlara karşı mücadele veriyorlar. Bu filmi arkadaşlar diğer tanıtacağım filmler kadar tavsiye etmesem de şu kategoriye giriyor. En azından Jackie Chan filmi kategorisine giriyor. Yanlış anlamayın daha önceden seyretmiş olduğum bazı Jackie Chan filmleri tavsiye etmediğim kategoriye giriyor. Ama bu serideki 5 film en azından Jackie Chan filmi diyebileceğimiz ve diğer filmler bittikten sonra bunları da seyredebilirsiniz diyeceğimiz filmlerden bir tanesi. Wheels on Wheels da böyle bir film. Çünkü evet ortalarda bazı sıkıcı sahneler olabiliyor. Jackie Chan'in böyle bir dönemi var. Yani müthiş aksiyon sahneleri çekiyor ama ortaları doldurmakta baya zorlanıyor. Bu tür bazı filmleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Legend of the Drunken Master da gene öyle. Dediğim gibi en ünlü Jackie Chan filmlerini bitirdiniz ve başka ne var diye düşünüyorsanız yine de seyrettiğinize değer. Çünkü sonlarda da Jackie Chan'in kadrolu kötü adam var. Ünlü bir kickboksçu nasıl bir tipi var lan o adamın? Beni bilmem ne. Acaba ne oldu ya bir kaza falan mı geçti? Çok garip, değişik bir tipi var. Dur bakayım adına. Benny Urquides. Amerikalıymış. Bir de biliyorsunuz Jackie Chan'in bir özelliği daha var. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı şehirlerinde film çeker. Turne gibi yani. Adam en son falan gitti. Wheels on Mills da Roma'da geçiyor. EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Sıradaki film Jackie Chan'in Amerika'daki ilk filmi değil ama Jackie Chan'i Amerika'da ve dünya çapında ünlü yapan filmlerden bir tanesi. Rumble in the Bronx. Jackie Chan büyük ihtimalle Hong Kong'dan Amerika'ya amcasını ziyarete geliyor. Bronx, New York olması lazım. Oranın belalı muhitlerinden birisi. Burada amcasının bir marketi var. Sonra o marketi bir kadına devrediyorlar. Aynı yerde bir çete var. Öncelikle bu çete Cekiçe'nin peşine düşüyor. Çünkü oraya işte markete vesaireye zarar veriyorlar. Daha sonra bu çetenin baş üyelerinden bir kadın. Aslında Cekiçe'nin komşusu var bir tane. Sakat bir çocuk. Onun ablası çıkıyor, kız bacısı çıkıyor. Öyle olunca o kızla barışıyorlar. Ama tabii çetenin geri kalanı bunların peşinde. Bu da yetmemiş. Bir de elmas soygunu var ve büyük... Bir suç örgütü var. Yani böyle tırt bir çete değil. Takım elbiseli falan. Ellerinde makinalılar. Bu tırt çetenin yüzünden, oradaki elemanlardan birinin yüzünden... ...büyük mafyanın çalmış olduğu elmaslar... ...cikişenin komşusu olan o sakat çocuğun tekerlekli sandalyesinin içine saklanılıyor. Ve tabii çocuğun bunun haberi yok. Öyle olunca mafya da bunların peşine düşüyor. Herkes birbirinin peşinde. Mafya çeteyi alıyor, yakalıyor falan. Böyle bir ton dövüşün olduğu ve daha da önemlisi araların sıkıcı olmadığı bir film. Jackie Chan'ın ünlü filmlerine olduğunu bildiğim halde bir türlü vakit bulamamıştım. Bu da güzel bir mazeret oldu benim için. Tabi Amerika'da çekildiği için ve daha yüksek bütçeyle çekildiği için birçok şeyin farklılaştığını görüyorsunuz. işte. arabalar apartmanın tepesinden düşüyor. Patlamalar. Bir binayı komple böyle yıkıyorlar. Gerçi o binanın strafor gibi tırt bir şeyden inşa edildiği belli de. Neyse. Orada bazı mekanlar gerçekten böyle gaz beton gibi yani tekme atsan delinecek gibi duvarlar. Jackie Chan severleri mutlaka temizlemesi gereken yani seyretmesi gereken bir film, Rumble in the Bronx. IMDb puanı 10 üzerinden 8.25 veriyorum. Neden diyecek olursanız aksiyon güzel, seyretmesi de güzel ama daha ilerki abartı Jackie Chan filmleri gibi değil. Merak etmeyin arkadaşlar, en sonda seyretme sıralaması yapacağım size. Önce şunu sonra şunu seyredin diye. Evet geçelim sıradaki filmimize. Sıradaki film Project A. Bu beşliğin içinde seyrettiğim en iyi filmlerden. En iyi filmlerden diyorum çünkü bu ayarda bir tane daha film seyrettim. Önce konuyu anlatayım sonra neden beğendiğimi anlatırım. Jackie Chan denizci rolünde. Ve burada da Jackie Chan'ın iki kankisi yine rol alıyor. Şişman olan yine üçkağıtçı rolünde. <laughs> o hep üçkağıtçı iyi rolünde. Hong Kong'da çok fazla korsan olayı yaşandığı için Jackie Chan'ın da içinde bulunduğu donanma bu korsanların peşine düşmeye karar veriyor. Ama donanmanın içinden de bazı hainlerin yüzünden donanma gemilerine sabotaj yapılıyor ve neredeyse hiç gemi kalmıyor. O yüzden Jackie Chan'ın da içinde bulunduğu büyük bir grup polis tarafına aktarılıyor. Ancak donanmacılar polislerle hep kavgalı haldeler. Buna rağmen polis eğitimi görüyorlar ve bir gangsteri yakalamaya çalışıyorlar polis olunca. Bununla bağlantılı olarak da korsanların bazı aktivitelerini öğreniyorlar ve işte içeriden silah satışı vesaire aslında baya entrika falan da var. Bunları da öğreniyorlar ve sonlara doğru donanmayı tekrardan canlandırıp bu korsanların inine gidip onları etkisiz hale getirmeyi hedefliyorlar. Sonunda söylemeyeyim isterseniz. Gördüğünüz gibi daha konulu bir film. Bunda aralarda neredeyse hiç sıkılmadım. Başka bir özelliği ciddi prodüksiyon kasılmış. Çünkü donanmayı falan komple gösteriyorlar eğitimlerini falan gösteriyorlar yani baya bir mekan kapatılmış baya geniş çaplı patlamalar vesaireler zaten havada uçuşuyor ve özellikle sondaki dövüşler oha dedirten cinsten çünkü yani Jackie Chan'in pik noktası Jackie Chan'in pik noktası olduğu dönemde bazı filmler çekilmiş bu da onlardan bir tanesi. O yüzden Jackie Chan'cıyım deyip de bu filmi seyretmemek olmaz. Bir. İkincisi Jackie Chan'cı değilim diyenler de bir seyret bakalım abi. Bu filmi seyret hala Jackie Chan'cı değilsen tamam. Müthiş dövüşler, müthiş aksiyon, müthiş her şey. Bu tür filmleri seyrediyorsunuz ve böyle de Jackie Chan'ın çok filmi var. Şimdi ayıp olmasın diye hep şey derler ya işte en iyi top 10 dövüş filmleri, aksiyon filmleri işte bir bilmem kim, iki bilmem kim. Ayıbı falan yok. Ben top 10 en iyi dövüş filmlerini sayayım. 1 Jackie Chan, 2 Jackie Chan, 3 Jackie Chan, 4 Jackie 5 Jackie böyle gidiyor. 2 metreden sırt üstü yere düşüyor falan ya adamlar. Ve sadece Jackie kendisi de değil yani. Etrafındaki onun öğrencileri, onunla birlikte çalışan insanlar da psikopat. Mesela bu Project A'da bir sahne var. O yine Jackie ünlü sahnelerinden. Buster Keaton'ın bir saatten sarkma sahnesi vardı. Jackie de sarkıyor ama o gerçekten düşüyor saat kolesinden yere düşüyor. İki tane şey var. Onu yavaşlatacak. Tente var. Tente işte geliyor deliyor. Ötekine geliyor deliyor. Ondan sonra boynunun üstüne düşüyor. Bir de. Tabi isteyerek olmamış o da. Ve o da üçüncü çekinmiş. Çünkü daha önce iki kere daha düşmüş. Tam beğenmemiş. Yani adam insan değil başka bir şey derken abartmıyorum. Project A. EFDB puanı 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Evet geçelim sıradaki filme. Sıradaki film Dragons Forever. Bu arkadaşlar televizyonda rastgele bir Jackie Chan filmi seyrettiyseniz bu büyük ihtimalle o olabilir. Çünkü ben birçok sahnesini hatırladım. Büyük ihtimalle televizyondan vermişlerdi. Televizyonda bu filmleri oynarken böyle bir dövüşçü var Jackie Chan diye diyorlardı. O zamanlar sadece Bruce Lee ve Van mı biliyordum. Bu kim ya? Bruce Lee'nin yanında bu kim ya falan diyordum böyle. Komik komik hareketler yapıyor. Komik bir adam galiba. O zamanlar ya sadece Van Damme ve Bruce Lee vardı. Konuşulan, çocukların arasında konuştuğu. Ama şimdi fark ediyorum da Van Damme'ın dövüş sahneleri kadar boktanmış. Ama yine de süper bir şey seyrediyormuş gibi seyrederdik onları. O konuda iddialıyım arkadaşlar. Cüneyt Arkın'ın dövüş sahneleri Van dövüş sahnelerinden daha iyi. İddialıyım bu konuda. İnanmayan yan yana koysun. Ya da arka arkaya seyretsin. Best of Van Damme yazsın bir de Best of Cüneyt Arkın yazsın. Dragons Forever filminin ilginç bir konusu var. Dümdüz dövüşmekten sıkılmışlar herhalde. Konu kasalım demişler. Jackie Chan avukat yani hep polis hep polis sıkıyor tabi. Üstüne bir de kötü avukat gibi böyle Öyle başlıyor Kötü bir iş adamının avukatlığını yapıyor Bu kötü iş adamı bir kadının Balık çiftliğini elinde almaya çalışıyor Çünkü işte sürekli Kimyasal üretiyor ve ürettiği kimyasallar Balıkların ölümüne sebep oluyor Kadın da Sen şikayet edeceğim falan dediği için Adam da bu balık çiftliğini satın almaya çalışıyor Kadın da böyle sıkışık bir Durumda bir yandan Çiftliğini satmak istemiyor ama bir yandan da balıkları ölüyor Bu kadının bir de kendinden daha genç bir kuzeni var. O da kadın. Cekiçen ona aşık oluyor. Jacky şişman arkadaşı da büyük kuzene aşık oluyor. Bir yandan da tabi Dalavere yapmak için karşı tarafın avukatı olduğu için bu kadınların evine dinleme cihazı vesaire sokmaya çalışıyor. Onun içinde işte diğer zayıf arkadaşı var. Üçlü dedim ya bunlar. Zayıf arkadaşını görevlendiriyor. Zayıfla şişman filmin başına birbirini tanımıyor yani. Öyle oluyor işte biri öbürünü hırsız sanıyor falan dövüşüyorlar bir süre. Böyle değişik dövüşler var. Bir ara üçlü hepsi birbiriyle dövüşüyor. Ve sonda da o fabrikaya giriyorlar. Kötü adamın fabrikasına. Bu fabrikada aynı zamanda eroin yapıldığını öğreniyorlar. Ve tahmin edeceğiniz üzere adamlarla bir showdown bölüm sonu dövüşü gerçekleştiriliyor. Bu beşliğin içine arkadaşlar Project A ile birlikte en tavsiye ettiğim film. Sonda yine Beni Urquiz neydi lan? Beni Urquiz miydi? Canavar Reis. Sonda yine Canavar Reis var. Bu filmin bossu içine güzel aksiyon sahneleri serpiştirmiş olan ama daha da önemlisi son biliyorsunuz klasik Jackie Chan film sonu aksiyonu en baba olan filmlerden bir tanesi demiştim ya Jackie Chan'in pik olduğu zirvede olduğu dönemde çekilmiş belli fabrikanın böyle üst katından millet sırt üstü demirin üstüne düşmeler kafa üstü bilmem nereye düşmeler yok sırtını betona çarpmalar inanılmaz sahneleri var yine. Jackie Chan'e alışmış biri olarak bile oha diyeceğiniz sahneleri var. Ve yanlış hatırlamıyorsam bir yerden bir yere atlarken ayağının sakatlandığı ve gerçekten çok böyle aşırı yüksek bir yerde değil ama olunca oluyor işte. Ayağının alçıya alındığı ve o şekilde filmin çekimlerine devam ettiği film. EFDB puanı 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Dediğim gibi bir film daha seyretme şansım oldu. O da Armor of God. Yine Jackie Chan'in ünlü filmlerinden. Indiana Jones Jackie Chan olsaydı diye tanıtıyorlar bu filmi. O kadar da değil aslında. Indiana Jones'tan farklı. Böyle Tomb Raider'lık yapmıyor yani adam. O da ilginç olabilirdi aslında. Ama burada daha çok şehirde geçiyor. Bir tarikat var. Klasik kötü adam tarikatı. Böyle Moonstone'daki druidler gibi. Kafaları kapalı böyle. Yüzleri zor gözüküyor. Bunlar işte özel güçler elde edebilmek için Armor of God denilen bir kılıç kalkan zırh vesaire seti var. Bunu ele geçirmeye çalışıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam ilk filmde gördüğümüz o hırsız kız burada da var. Bu sefer zengin bir adamın kızı rolünde. Cekiçen'in eski kankisinin nişanlısını kaçırıyorlar. Fidye istemek için karşılığında da işte bu zengin adamdan bu üç parçayı çalın bize getirin diyorlar. Cekiçen de bunu bu zengin adama anlatıyor. Diyor ki eğer bu üç parçayı bize verirsen biz onları götürürüz. İstediğimizi aldıktan sonra hem bu parçaları geri çalarız hem de onlardaki iki parçayı alırız. Öyle deyince zengin adam da bunu kabul ediyor. Ve bu tarikatın inine gidip bu parçaları çalmaya ve tarikatın adamlarıyla dövüşmeye ve hepsini dövmeye çalışıyorlar. İşin komik yanı şu. Sevdiğim yanı şu yani. Tarikat üyeleri bile kung fu biliyor yani. Uganda gibi orası. Hong Kong Uganda gibi arkadaşlar. Fark ettiniz mi? In Uganda everybody knows kung fu. Hong Kong resmen çekik gözlü Uganda gibi. Gerçi Jackie Chan bir filminde İstanbul'a geliyor. İstanbul'daki adamlar da kung fu biliyor. Oradaki taksici dayılar falan da kung fu yapıyor böyle. Ondan sonra diyorlar ki Türkiye'yi ne biçim göstermiş. Lan taksicileri kung fucu olarak göstermiş. Daha ne yapsın? 8 tane adamı bir İrlandalı boksörden dayak yerken mi gösterseydi? Evet. Son anlattığım 2 filme göre bir düşüş yaşanmış bu filmde. Ama o tarikatçıların iline girdikten sonra yine güzel dövüşler var. Özellikle 4 tane kadın dövüşçü var. Onlara karşı dövüşüyor Jake Chan. Bazı şeyleri nasıl yapıyorlar anlayamıyorum ya. Diyorum ya oha demeye doyamıyor insan Jackie Chan filmi seyrederken. Bir tane kadın mesela yüksekten Jackie Chan'ın üstüne atlıyor. Atlarken alttan diz kısmına bir vuruyor Jackie Chan. Ters dönüyor böyle. <laughs> İple yaptı herhalde başka açıklaması yok. Ama ciddi ciddi vuruyor yani. Çok inanılmaz sahneler var. Evet arkadaşlar bu filme de EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Seyretme tavsiye sıralamam da aslında puanlarla aynı. Dragons Forever, Project A, Rumble in the Bronx, Armor of God ve Wheels on Meals. Bunun haricinde daha önceden seyretmiş olduğum bazı film tavsiyeleri vereyim. Bir tanesi Who Am I? Ortalarda çok fazla aksiyon olmadığı halde sonda müthiş dövüş sahneleri var. Bir tanesi nedense en iyi Jackie Chan dövüş filmleri listelerinde göremediğim çok ilginç bir şekilde ama benim en sevdiğim filmlerinden bir tanesi olan ve oha Jackie Chan manyak bir adammış dememi sağlayan film. O da Mr. Nice Guy. Hollywood filmleri de fena değil ama orijinal Jackie Chan filmleri gibi değil kesinlikle. Soruyorlar neden böyle bir değişiklik var diye. Yani zaman, zamandan dolayı. Legend of the Drunken Master'da mesela adam tek sahneyi 8-9 dakika süren bir sahneyi 2,5 ayda çekiyor. Normalde Hollywood'da bütün filmi 1-2 ayda çekersin yani. Tabii ki Legend of the Drunken Master hemen hemen herkes tarafından sondaki sahne en iyi Jackie Chan dövüş sahnesi olarak kabul ediliyor. Filmin geri kalan her ne kadar sıkıcı gibi olsa da yine de seyredin. Dediğim gibi Police Story filmlerine girmedik bile daha. Bunun haricinde de bir ton daha filmi var. Bu şey falan biliyorsunuzdur. City Hunter, Street Fighter karakterleri kılığına giriyor ya. Çok önceden seyretmiştik o yüzden tam hatırlamıyorum. Belki bir seri daha yaparız ister misiniz? Bir beşli daha Jackie Chan serisi. İleride yaparız. O zamana kadar bu söylediklerimle idare edersiniz artık. Evet arkadaşlar böylelikle filmler de bitti podcast'te bitti. Ben de bittim. Adresimiz efayda.com. Kirli 12 Network'teki kanallarımız için efayda.com bölü kirli 12. Facebook grubumuz efayda.com bölü grup. Instagram efayda official. El işi ürünlerimizi ve hediyelik eşyalarımızı almak için efayda.com bölü market. Ve her zaman olduğu gibi destek olmak için, sorularını okutma şansı yakalamak için podcast konusu tavsiye etmek için ve videolarla podcastlere erken erişim sağlamak için efaydan.com bölü destek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Matrix'teki çoğu zamanı tokatlayan avukat çekiçene emanet olun.